ve çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Gerçeklerin ortaya çıkması için canla başla mücadele etmeyi sürdürürsünüz. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, buradaki değerli konuklarım, bizden yardım isteyen değerli aileler. Sizlerin karşısındayız. Yeni haftaya başlıyoruz. Bu coşkuyla, enerjiyle başlıyoruz. Çok teşekkürler. Bugün özel bir gün. Bugün Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Yıl dönümü. Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında. Çok köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Gecesini gündüzüne katarak bizler için çalışan, can güvenliğimiz için çalışan, huzurumuz için çalışan emniyet mensuplarının bu özel gününü canı gönülden kutluyoruz. Alkışlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'a da ayrıca sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, İstanbul Teşkilatı'na, bütün illerimize çalışan, bütün il emniyet müdürlerimize, teşkilatta çalışan herkese de sevgilerimizi, selamlarımızı, alkışlarımızı gönderiyoruz. Tabii bizim can güvenliğimiz için, huzurumuz için böylesinde çalışırken de maalesef hayatını kaybeden polislerimiz var, şehitlerimiz var. Şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onları da anmadan olmaz. Gerçekten görevi başında çalışırken şehit olan polislerimizi de rahmetle anıyorum. Bütün kalbimle anıyorum onları. Şimdi sevgili Selma avukatımız Selma Yıldız'la beraber, hukukçumuzla beraber sizlerin karşısındayız. Yeni bize başvuran bir Balıkesir'deki aslında 2 şüpheli 3 ölüm var. Yani iki, aslında 5 cinayetten bahsedebiliriz. İddiaları öyle. Fatma Hanım burada, kızlarıyla beraber burada. Naciye Hanım burada. Fatma Hanım'ın üvey annesi. Birazdan konuşacağız. Hamit Gürbüz'ün ailesindeki o aile sırlarını, hepsini konuşacağız. Seher burada, sevgili Seher'in kocasının başına, Burak'ın başına biliyorsunuz korkunç bir cinayete kurban gitti. Pusu kurularak öldürüldü. Bugün çok önemli bir tanık var Seher. O tanık buraya geldi. Yani kocanın senin önceki hayatını da biliyor. Sen de olan birlikteliğini de biliyor. O önemli tanık buraya gelecek, konuşacak. Ama öte yandan Ayşe ile, daha önceki arkadaşı Ayşe ile yaptığımız bir çekim var. Çok çarpıcı, inanılmaz, inanılmaz bir şey, iddia. Onu da ekranlara getireceğiz. Ve sevgili İskender ile sevgili Özlem'in hayatına da tanıklık etmeyi sürdüreceğiz. Bizden bir talepleri vardı, onları da yerine getirmeye çalışacağız. Nasıl bir yüzleşme olacak merak ediyorum. Bu arada bir gelişme var İskender ile ilgili, onu da sizlere açıklayacağım ilerleyen dakikalarda. Irmak hoş geldin. Buldum. Irmak'cığım, senin hayat hikayeni ve gönderdiğin videoyu, çünkü şöyle aileler bize başvurduğunda ben şunu da istiyorum. Bir videoyla kendilerini anlatmalarını istiyorum. Çünkü o videoyu ben izliyorum. Bize başvurduğunuz zaman sizden şunu rica ediyorum. İhbar hatlarında da zaten arkadaşlarım ekrana sık sık getiriyor. İnsan bazen böyle dinlemek ister, ne istiyor diye anlamak ister. O zaman ben video istiyorum bize başvuran mağdurlardan. O videoyu da sonra ben izliyorum. Arkasından ekiple birlikte ne yapabiliriz diye karar veriyoruz. Ve Irmak'ı öyle buraya çağırdık. Irmak daha çiftçibaşı, daha 18 yaşında. Hikayesini bir yaptığımız röportajda kendisinden bir dinleyelim. Bakalım. Tamam. Ona nasıl yardımcı olacağız? Hoş geldin. Hoş Çok buldum. Tatlısın sen. Teşekkür ederim. Tamam aşkım benim. Dinliyoruz Irmak'ın hikayesini. Sana yalvarıyorum, sesimi duyuyorsan gel. Neden annemi bulmamı istemiyorlar? Bir şey var, çünkü annem buraya gelip bir şey söyleyecek, ondan korkuyorlar. Annesi onu daha bebekken terk etti. Anne hasretiyle yanan Irmak çareyi vazgeçmede buldu. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Babaannem, dedemle yaşıyorum. Yani annemi çok özlüyorum. Annemi istiyorum. Buraya annemi bulmak için geldim. Annemi merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Nasıl biri,
Yani kokusu çok merak ediyorum. Babam hiçbir zaman bana sevgi göstermedi. Bir kere bile canım kızım diye bana sarılmadı. Yani her onun evine gittiğimde üvey anne beni yani istemiyor gibiydi. Öyle hissediyordum. Benim annem olmadığı için artık böyle sevgi hissedemiyordum. Kimsenin beni isteyeceğini bilmiyordum. Annem gitmiş, başkaları neden beni sevsin gibisinden. Her zaman ağlıyorum. Her zaman diyorum ki anne neden gittin? Anne neden yanımda değilsin? Anne benim sana ihtiyacım var. Irmak annesine gözyaşları içinde böyle seslendi. Anne lütfen gel, ben sensiz yapamıyorum. Bana çok şey davranıyorlar, sevgisiz bırakıyorlar. Ben eve geldiğim gün bir yabancı gibi hissettim. O gün ben evde ağladım, dedim keşke annem yanımda olsaydı. Anne lütfen sana yalvarırım, gel beni istemesen bile gel konuşalım. Gel sana bir sarılayım, gel kokunu bir alayım, seni çok özledim. Sadece fotoğrafına bakıyorum gerçekten. Hep ağlıyorum fotoğrafına bakıp, lütfen yalvarıyorum gel. Bir kere konuşalım. Anne benim sana ihtiyacım var, gel artık gel. Irmak, İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? Evet. Şimdi 18 yaşındasın. 4 aylıkken annen seni bırakmış, evet, maalesef. Annenin adı Kevser'miş. Ve 18 yıldır da anneni görmüyormuşsun. Annesizliği ne zaman fark ettin? Ne zaman farkına vardın? Ben kimseden sevgi görmedim. O gün dedim annem yok kesin. Çünkü tamam herkes seni seviyorum diyor ama hissedemiyorum. Ya babam da arada diyor seni seviyorum ama hiç hissedemiyorum bu annesizlik yüzünden. Peki annen seni nasıl terk etmiş? O hikayeyi sana nasıl anlattılar? Ne zaman senin gerçek annenin, seni doğuran annenin nerede olduğu ile ilgili baban sana ne söyledi? Hiçbir şey söylemiyor. Bulacağım diyor ama ben diyorum bulamaz. Ben sizden yardım istedim. Bana çok şey anlattılar. Ne anlattılar annenle ilgili? Dedi, annen seni ben böyle duyuyorum. Aha. Ben bilmiyorum doğru mu doğru değil mi. Ben bazı şeyler daha duydum. Ya bu sürekli sancısı oluyormuş, hastaneye gidiyormuş, iğne mi vuruluyormuş, bir şey oluyormuş. Ya böyle anlattılar. Yani senin dünyaya gelmemen için çaba mı sarf etmiş? Galiba. Senin duydukların öyle ama daha gerçeği bilmiyoruz. Kevser Hanım'a ulaşmamız lazım. Peki şunu, yani senin gerçek annenin, mesela senin baban annen gittikten sonra kaç evlilik yaptı? İki evlilik yaptı. Peki sen ilk üvey annen Zekiye'yi gerçek annen olarak mı bildin? Evet. Yani sana annen, gerçek annen nerede, onu ne zaman söylediler? Senin annen yok sorusunu sana ne zaman söylediler? Hiç hatırlamıyorum ama ben zaten iki anneyi öğrendikten sonra annemi aramayı çok istedim. Hı hı. Ya sürekli dedim 18 yaşıma basayım, gideyim bir programı annemi bulayım. Peki, sürekli böyle. Hayır, senin annenin Kevser olduğunu, babanın terk edip gittiğini ilk sana kim söyledi? Babaannemler söyledi. Ha. Sonra zaten ben anneanneme gitmeyi de istiyordum, annemi bulmak istiyordum. Soruyordum sürekli ama bir, tamam, şey söylemiyorlardı. Baban nerede, ne iş yapıyor seni? Babam hastane temizlikçi. Ha, bir hastanede temizlik elemanı olarak çalışıyor. Evet. Peki sen babaannenden bunu duyduktan sonra gidip babana sorduğunda baban annenle ilgili sana tam olarak ne anlattı? Ya hiçbir şey anlatmadı ama bazı babaannemler diyordu bir şey yaşadı, ondan gitti diyorlar. Ama ne kadar, hiçbir şey bilmiyorum. Ne kadar evli kalmışlar? Kaç ay evli kalmışlar? Hiç bilmiyorum. Ben doğduğumda gitmiş yani. Ben doğduğunda gitmiş. Evet. 4 aylıkken bırakmış gitmiş. Evet. Ya ben şöyle biliyorum, daha önceki şeylerden annen baban evde bir kavga etmişler. Senin, evet, bize anlattıklarından biliyorum. Evet. Babaannen ne anlattı bu kavgayla ilgili? Ya kavgayı tam söylemedi ama kavga etmişler. O sıra gitmiş. Hı hı. Yani babaannem bazı şeyler de dedi. Babaannem dedi zaten. Duydum ben, o gün sizle konuşurken duydum. Yani annenin gitmesini engellemek için baban çaba mı sarf etmiş? Ya babam annemi seviyordu. Yani bazı şeyler duyduğuma göre seviyordu. Ha, baban anneni sevmiş. Yani. Bunu sana kim anlattı? Babaannemler anlattı. Ha, araları iyiymiş yani. Sonra bir kavga ediyorlar. Seni 4 aylıkken çocuğunu kime bırakıyor? Babaannene bırakıyor. Bırakıyor. Evet. Gidiyor ve bir daha hiç aramamış mı? Hiç. Bir kere gelmiş, benim görmeye gelmiş bilmiyorum ama bir tane abla bir şey mi demiş, gitmiş yani. Beni görmemiş, öyle gitmiş. Peki senin babanın adı neydi bir tanem? Murat.
Murat, peki belki de işte annen görmek istedi, annen Kevser seni görmek istedi de babam belki izin vermedi, olabilir mi? Olabilir, çünkü babamın dediğine göre babam dedi ki bana anneni arama, gitme oraya, kanala çıkma. Aha, neden? Bilmiyorum. Eğer yani, onu buldurursam beni kaybedersin dedi. Sen bunu göze alarak geldin. Evet. Şöyle demiş senin, annemi bulmak istediğim zaman bana kızıp beni tehdit ediyor. Baban seni nasıl tehdit ediyor? Oo. Yani sen anneni bulmak için bir çaba sarf edersen baban kendine zarar vereceğinden bahsediyor. Babaannem öyle dedi, konuşuyor. Benle konuşmak istiyor ama ben onunla konuşmak istemiyorum dedi. Çünkü dedikleri şeyler çok ağır bir şey. Sen şu anda kiminle yaşıyorsun peki? Babaannem, dedemle yaşıyorum. Babaanne ve dedeyle yaşıyorsun. Babanla peki neden yaşamıyorsun? İstemiyor. Baban mı seni istemiyor? İstemiyor. Niye seni istemesi? Bilmiyorum. Yani iyi bir anne var, bir de kardeş var. Kardeşim otizm hastası, epilepsi hastası. Bayağı bir bilmiyorum, hastalığı erkek var. Erkek çocuk galiba o da. Aranız çok iyiymiş diye duydum. Yani. Seviyormuşsun sen kardeşini. Evet, kardeşimi çok seviyorum. Ne zamandan beri baban seni görmüyor ya da babaanneninde kalıyorsun? 18 yıldır babaannemleyim. Hiç annemde babamda kalmadım. Hiç babanda kalmadı? Kalmadım. Babanın hep başka bir hayatı oldu. Evet. Üvey anneler geldi gitti. Evet. Peki üvey annelerle aran nasıldı senin? İyi, güzel. Ama üvey annem, bu Fatma annem var benim. Onunla sürekli küsüp duruyorduk. Hangi Fatma annen? İkinci üvey annem. Üçüncü, kaç üvey annem ya var? Şimdi iki üvey annem var. Hı? Yani ikinci değil, üçüncü üvey annem. Ya anlatamadım. Birinci öz annem, ikinci üvey annem, üçüncü üvey annem. Ha, anladım. Öyle. Tamam. Yani annem birinci sırada, ikinci eşi ve üçüncü eşi demek istiyorsun. Evet. Üçüncü eşi Fatma ne yaptı sana? Bir daha anlat. Ya sürekli küsüyorduk, sürekli. Neden? Ya benim hatam, ben yapıyordum. Hani başkalarından sevgi arıyorum, ondan sonra onlara inanıp güveniyorum, yanlarına gidiyorum. Hı hı. Ya o da yani küsüyor sürekli. Çok kaçtım evden. Sevdiğim birinin yanına gittim sürekli ama herkes farklıydı. Onun için üvenle ve benle küsüyordu. Aslında bu arada sen gerçek sevgiyi aradığını zannederek böyle çok farklı çevrelere de girmişsin. Evet. Yasaklı madde kullanmışsın. Evet. Ama sonra tedavi görmüşsün. Evet. Ama temde. Şimdi temizsin öyle biliyorum. Temizim. Aferin sana. Nerede okuyorsun? Çok da güzel bölümde okuyorsun. Açık öğretim yapıyorum ama çocuk yurtta gelişimi. Kaldım. Ama çocuk gelişim bölümünde okuyormuşsun. Evet. Hadi ben çocukları çok severim. Şimdi peki yurtta niye kaldın? Seni yurda kim verdi? Ben Trabzon'a kaçtım. Kim? Trabzon'da yakalandım. O yüzden babamlar falan istemedi. Artık yani sıkıldılar kaçıp durmamdan. Kaç kez kaçtın evden? Bayağı çok oldu. Çok? Evet. Ama işte güvenip gidiyorum. Hani onlar beni seviyor gibi hissediyorum. Arkadaşlarım beni seviyor. Sevdiğim kişi beni seviyor falan diye düşünüp gidiyorum. Hı-hı. Sevgi işte. Sayısını hatırlamıyorsun yani. Hatırlamıyorum. 10 defa olmuştur galiba. Yani galiba. Daha da fazla olmuş olabilir yani. Evet. Her sene kaçmışsın. İlk kaç yaşında kaçmıştın, hatırlıyor musun? 15 yaşında. 15 yaşında. Evet. Peki babanın mı seni sevmediğini düşünüyorsun? Ya öyle düşünüyorum. Çünkü hiç sevgi göstermiyordu. Ya da ben hissetmedim. Hani artık böyle anne sevgisine ihtiyacım var ya, hiç baba sevgisine hiç ihtiyaç duymamış gibi hissettim. Anne sevgisine ne zaman ihtiyaç duydun? 7 yaşımda. Ne oldu o zaman? Yani bayağı bir şeyler oldu. Ya son üvey anne geldi, işte Fatma anne geldi. Hı hı. Biraz sevgi gördüm ona. Allah razı olsun, sevgi falan gösterdi. Ya ne yaptı sevgisini nasıl gösterdi sana? Ya yani gösterdi, öyle hissettim yani. Bir aralar öyle hissettim. Hiç kimse sarıldı mı sana peki? Ben ona sarılıyordum. O sana sarılmıyordu. Yani galiba. Ya ben hep onun için ağlıyordum. Yani küstüğümüz zaman ağlamıştım. O gün bir tane abla vardı, adını bilmiyorum. O bizi barıştırmıştı. Annenin sadece bir kare fotoğrafı var. Evet. Peki onun dışındaki diğer fotoğrafları nerede annenin? Hiç bilmiyorum. Ya yırttı falan filan diyorlar. Ya üvey annem yırttı ya da bilmiyorum kim yırttı. Annenin bir fotoğrafta tek bir kare fotoğrafı var. Aslında bu fotoğrafı tabii yani ekranlara mecburen böyle getirmek zorundayız hukuken. Belki buradan kendisini tanır sevgili Kevser Hanım. Ya gelsin konuşayım, bir kere konuşayım. Kurban olurum ya. Ya
Ya istemese bile gelsin bir kere konuşayım. Babam dedi ki mahkemede dedi seni istemediğini söyledi dedi. Tamam istemesin ama gelsin bir kere konuşayım. Bir kere. Başka bir şey istemiyorum. Peki, yalvarıyorum gelsin ya. Onu bir kez konuşursan ne söyleyeceksin? Ya neden gittin? Neden istemedin beni? Ama sana anlatılan öyle. Yani isteyip istemediğini bilmiyoruz henüz. Evet. Ama tabii yıllarca sorup sormadığını da bilmiyoruz. Ama sen şu bir gerçek, 4 aylıktan bu yana hiçbir şekilde ondan bir haber alamadın yani. Evet. O fotoğrafa bakınca ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Çok şey düşünüyorum. Ya neden ya? Ya düşünüyorum, kendi kendime düşünüyorum. Neden beni kimse sevmedi? Ya da... Annem sevseydi, yanımızda olsaydı belki ben çok iyi büyürdüm. Yurda da düşmezdim. Çok iyi bir kız olurdum ben. Sen çok iyi bir kızsın bence. Öyle değil mi? Haksızlık etme kendine. Herkes bana kötü davranıyor. Herkes. Birini seviyorum, o bile bana kötü davranıyor. Ben çok acı çekiyorum. Annemin acısı diyeyim. Bana yapılan şeyler diyeyim. Hepsi çok acı. Babaanne bana diyor ki, ben depremde şey olanlara üzülemiyorum diyor. Senin bu haline üzülüyorum diyor bana. Dayanamıyorum. Onun karşısında ben kendimi öldürüyor gibi kendimi karşısında. Babaannemin karşısında. Neden? Çok üzülüyor benim için. Ya babaannen, babaannen senin anneni bulmanı istiyor mu? Evet, o dedi aslında. Git dedi, bul dedi. Ama kimse istemedi. Herkes farklı konuştu. Yapma, etme, gitme. Babaanneme kötü davrandılar. Kızı, oğlu bir anda ikisi birden kötü davrandı. Halaların mı kötü davrandı? Halamla babam kötü davrandı babaanneme. Neden? Neymiş, ben annemi bulmayacakmışım. Ya onlara ne? Ben annemi bulup sadece konuşmak istiyorum. Ya anlamıyorlar beni. Ben bir deftere yazmıştım, demiştim benim neden annem yok. Böyle yazıyorum ben Ağla'da bir defterlere, niye benim annem yok yazıyorum. Günlük yazıyorum, kimse bilmiyor. Babama bir şey yazmıştım. Demiştim ki, baba demiştim beni neden sevmedin? Bunu ben oraya bile yazdım ağlayarak. Yok. Hiç babana sordun mu beni seviyor musun diye? Babama soruyorum, seviyorum deyip geçiyor. Hiç hissettirmiyor. Hiç. Babaannen annenle ilgili ne anlatıyor peki? Ya, o kötü bir şey anlatmıyor. Hı. İyi anlatıyor ama bilmiyorum. Kimse benim onu bulmamı istemiyor babaannem hariç. Özellikle senin şey demişsin yani baban daha doğrusu onun bulmanı istememiş. Evet. Bu da seni şüphelendirmiş. Beni şüphelendiriyor. Neden bir tanem? Ya bilmiyorum neden bulmamı istemiyor. O çıkıp bir şey mi söyleyecek babamla ilgili? Düşünüyorum. Kesin beni, bir şey var gibi hissediyorum. Ya beni de tehdit ettiğine göre, bulmamı asla istemediğine göre, o noktaya geldiğine göre demek ki bu işin içinde bir iş var diyorsun. Evet. Bence de normal değil. Yani peki annenin başka bir hayat kurmuş olabilir mi? Bilmiyorum. Ya da kurmuş da olabilir, kurmamış da olabilir. Hiç bilmiyorum. Bence annene benziyorsun sen. Benziyor musun annene sence? Ha, benziyor mu? Değil mi herkes? Blursuz fotoğrafını LED'e verirsen buradaki izleyiciler, ya buradaki konuklarım bir baksınlar Hakan. İçeri blursuzunu ver. İçeriye Hakan'cığım, LED'e. LED'e blursuzunu verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu her türlü hali hazır olmanız lazım. Neyse. Yani ben şunu söyleyebilirim. Annene çok benziyorsun. Değil mi sevgili izleyiciler? Evet, buradaki ki yani çene yapısı, ağız yapısı falan. Yani şu halde bile belki Kevser Hanım kendisini tanımış olabilir. Belki arkadaşları kendisini tanımış olabilir. Bize ulaşırsanız lütfen. İhbaratlarımızı altta görüyorsunuz. Sevgili Irmağa. Annesiyle inşallah buluşturalım. İsmini kim koymuş senin? Babam koymuş. Hı. Ya onun da bir macerası var. Babaannem doğruysa. Babam askerdeyken çok susamış.
çok sıcakmış. Sonra ırmak görmüşler. Demiş ki eğer bir gün kızım olsa adını ırmak koyacağım. İnşallah bu doğrudur. İnşallah. Annenle ilgili babaannenin sana anlattıkları çok önemli. Hatırladıklarını söylersen belki o açıdan yani ulaşmak da yani tanıyanlar da biraz ipucu verirsin bize. Ya babaannem neydi? Babam bana bir şey söyledi. Ne dedi? Ya hatırlamıyorum fazla ama şey dedi, zaten dedi seni istemiyoruz dedi. Babasıyla bir sıkıntısı var dedi, ondan çocuk yapmak istedi dedi. Ben böyle bir şey duydum. Ya babası, annemin babası, ya babamı öldürmeye mi çalışmış? Bir şey duydum ama bilmiyorum, hatırlamıyorum fazla. O zaman annenle babanın evlenmesini... Bir kurtulmak amaçla beni yapmış, öyle diyorlar bana. Yani annenle babanın evlenmesini annenin babası, deden istememiş o zaman. Öyle diyorlar. Ya beni kurtulmak amaçlı yapmışlar. Siz nerelisiniz? Biz Nevşehirliyiz. Nevşehirlisin. Annem peki nereli? Annem Konyalı galiba, bilmiyorum. Konyalı. Hı-hı. Konya'da olduğu ile ilgili de bazı ihbarlar var. Evet, bir dakika, ne demiş? Mahalleden seni tanıyan, ismini vermek istemeyen. Bir dakika. Şimdi bakın, diyor ki mahalleden biri şu ana kadar... Ya şunu söylemişti, çok ayıp söylediğiniz mahalleden biri ise şu ana kadar Irmak babaanne ile ilgili hiç babaanne ile ilgili ters bir şey söylediğini hatırlamıyor. Hiçbir şey söylemedi. Sadece anne sevgisine hasret bir çocuktan bahsediyoruz. Üvey annesi çok güzel baktı diyor. Sürekli evden kaçan kişi zaten Irmak'tı diyor. Yani üvey annesinin de ona baktığını zaten söyledi. Kötü davrandığından bahsetmedi. Sadece üzüyordu, küsüyordu dedi. Evet, üzüyordum, küsüyordu evet. Dedi. Fatma anne diyor zaten. Evet, aynen. Anne, çocuğun annesinin evinin adresini gayet iyi biliyor. Sen annenin adresini ve anneni biliyormuşsun. Amacın şov yapmakmış. Öyle bir şey yok. Hiç ulaştın mı annene? Ben bir kere bile anneme ulaşamadım. Bir kere bile. Sadece Konyalı olduğu ile ilgili bir bilgim var. Evet. Onun dışında annenle bir kez bile konuşabildin mi hiç? Konuşamadım. Hiç konuşamadım. Hiç konuşamadın. Hiç. Konya Ilgın'da olduğu ile ilgili bir ihbar var. Sevgili Ilgınlılar, Konya Ilgın'daymış Kevser Hanım. Sen Konya'da olduğunu hiç duydun mu? Ya anneannemler Konya'daymış ama bilmiyorum annemin orada olduğunu. Ha, yani anneannenler Konya'dalar. Evet. Kevser Hanım, yani senin annen orada mı ya da başka bir yerde mi, onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Şimdi mahalledekiler anladığım kadarıyla senin üvey annenin arası çok iyiler. Zaten burada öz eleştiride bulunuyor. Bir de ne demiş, bir dakika. Ha, bu başka biri söylüyor. Bilmiyorum. Bir annene seslenmek ister misin? Öz anneme. Öz annene seslen. Bak annem. Şu kameraya bak. Bak şu kameraya bak. Değil mi? Evet. Annem, sana yalvarıyorum. Ya gel konuşalım. Ya da ara, bir sesin duyayım. Ve bana gerçekleri anlat. Beni daha fazla üzme. Ben sadece bir şey öğrenmek istiyorum. Neden gittiğini, kim sana ne yaptı. Sadece öğrenmek istiyorum. Lütfen sesimi duyuyorsan ya ulaş. Lütfen. Gel konuşalım. Her şeyi halledelim. Ama lütfen gel. Yalvarıyorum, gel. Sana gel derse anneni yaşar mısın? Yaşarım. Gidersin. Giderim. İnşallah anneni sağ salim bir seninle bir sesini duyalım. Ben eminim Konya Ilgınlılar ya da anneni tanıyanlar bizi arayacaklar. Bir şekilde seni annenle buluşturacağımıza inanıyorum. Keşke başka fotoğraflar olsa da, kim yırtmış anne? Yırtmış galiba annenin fotoğraflarını. Senin kim, evet. Kim yırtmış? Ya üvey annem ya da bilmiyorum. Fatma Hanım mı yırtmış? Yok, Zeki. Çok fotoğrafı varmış çünkü annenin senin. Evet, öyle diyorlardı babaanneme. Çok ya, bayağı bir şeyleri var. Düğün yapmışlar mı, merak ettim. Hiçbir şey biliyor ya, musun? Düğün yapmışlar fotoğrafta gördüğüm kadarıyla. Aha. Bilmiyorum başka. Yani aile arasında mı bunu çekmişler, yoksa bir, bayağı herkesin de katıldığı bir mahallede düğün? Mahallede bazı ablalar da söylüyorlar düğünü falan. Bir tane bir abla fotoğraf göstermiş, de aynısıydı. Bu fotoğraf var. Evet. Peki sevgili Ilgın'ın annesini, sevgili Kevser Hanım'ı aramayı sürdüreceğiz. Mektuplar yazmış, ona duygularını açmış. Bugüne kadar galiba anneni bu kadar çok şiddeti aradığını mahallede kimse bilmiyor. Yani buraya katılacağını babandan sakladın mı?
Babam biliyordu. Ama biliyordu ama istemiyordu. İstemiyordu. Peki. Sevgili Irmak'cığım, elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. İnşallah kavuşturabiliriz seni annenle. Önemli olan inşallah ve hayatta olduğunu düşünüyorum ama ya da korktuğu için gelmemiştir ya da farklı bir hayatı var, bilmiyorum. O konuşursa gerçekleri öğreneceğiz senin söylediğin gibi. Ben de çok merak ediyorum hikayeni. Tamam. Şimdi Balıkesir'de bir dakika bazı... Evet. Ya, Irmak'ın babaannesiyim. Babaannen diyor ki o ağlamasın diyor. O ağladı çünkü biz de ağlıyoruz diyor. Ama diyor annesinin aşkına düşmüş, olayları yanlış anlatıyor. Kimseyi suçlamasın diyor. Tamam, kimseyi suçlama. Tamam, babaannen de ağlıyormuş şu anda. Evde. Ağlamasın, kurban olurum ona. Ay tatlım benim. Kimseyi suçlamıyor babaannesi. Sadece yaşadıklarını anlatıyor. Öz eleştiri de yaptı. Ben evden kaçtığım için zaten üvey annemle şey yaptım dedi. Neyse, Cemile Gürbüz'ün 15 yaşındayken kendisinden 10 yaş büyük Kamil'le evlendirilen Cemile'nin başına ne geldi? Çünkü aileler, bir aile sırrı ortaya çıktı biliyorsunuz. Bunu da bize kim itiraf etti? Hamit Gürbüz'ün 3. eşi Naciye'nin konuşmasıyla birlikte bütün aile aslında Cemile'nin öldürüldüğünü, kocasının da öldürüldüğünü, babaları Hamit'in de bir cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruyorlar. Kısacası 15 yaşındayken kendisinden 10 yaş büyük Kamil'le evlendirilen Cemile'nin başına ne geldiğini konuşuyoruz. Bakalım Gürbüz ailesinde başka hangi sırlar ortaya çıkacak? Üvey oğlu Mustafa'yı suçluyorlar. Daha doğrusu Cemile'nin üvey abisi Mustafa'yı suçluyorlar. Konuştuklarımız, cuma günkü konuştuklarımız ekranlara gelsin. Sonra onlarla, hemen şimdi onlarla konuşalım. Kocası geldi, aldı, götürdü. Şu an nerede yaşadığını bilmiyorum diyor. Biz kendi çabamızla aradık. Üvey anne Naciye yayına geldi. Tüm gerçekleri yıllar sonra böyle anlattı. İki genci kim evlendirmek istedi? Bir kişi var, tanıştın yani. Görücü usulüyle. He, görücü yani. Cemile istemiyor ki evlenmeyi. Cemile baba zorla veriyor. Kamil'i bırakıp gelmiş. Heh. Neden geldi? Ona arası yok onda. Cemile babaya konuştu, bana konuşmadı. Baba abiyle. Ne konuştu babasıyla, abisiyle? Siz orada mıydınız? Ben orada, benim yanımda konuşmadı yani. Ha, öyle mi? Sizi çıkardılar mı dışarı? Ha. Kocan Hamit, bir de Mustafa sabah 9'da 10 sırası bir yere götürmüş. Kahvaltı yedi, ondan sonra götürdü. Kahvaltı yedi dedi, sen, dedim sen Cemile nereye götürdü dedi, kardeşe misafire götüreceğim. Hı. Biraz ip aldı, biraz kazma aldı. Onları niye aldı? Bilmiyorum, dedim ona dedi, odun için dedi, odunu dedi, onu da getireceğim, odun. Babası öğleden sonra geldi, böyle baktım, böyle pantolonu böyle buna kadar yırttık. Mustafa da böyle kan var, böyle gömlekte böyle, böyle leke leke var böyle. Mustafa da korkuyorum yani, Mustafa da söylemedim hiç, dedim, demedim yani, ne kani, yani korkuyorum, çok korkuyorum. Kocan sana Cemile'yi öldürdüğünü itiraf etti mi, söyledi mi? Öldürdük dedi mi? Ben de korkuyorum. Eskiden mesela çok korkuyorum yani. Babası da, o da yok. İkisi de. Şimdi Hamit Bey'in Ağrılı, Hamit Bey'in ilk eşinin adı, aslında biz güvercin diyorduk ya, güzelmiş adı. Adı da güzelmiş. Aha. İsmi de güzelmiş. Neyse. Arkasından güzel, şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor biliyorsunuz Hamit Bey'in eşi. Tandıra düşerek, yanarak hayatını kaybediyor. Hamit Bey'in ilk eşini öldürdüğü iddiası var. Arkasından Saime ile evleniyor ve Saime'den Fatma Hanım, işte Cemile ve diğer çocukları oluyor. İlk eşinden de bu arada 7 çocuğu var babanızın. Evet. Arkasından Saime ile evleniyor. 5 tane kız çocuğu oluyor. Onlardan biri de ekranda gördüğünüz güzeller güzeli. O zaman 15 yaşında olan, evlendirilen Cemile. Arkasından da Saime de şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. Yok, annem hastaydı hocam. Ama bazı iddialar var. Yok, ben 11 yaşındaydım, hatırlıyorum. Ben öyle duymadım. Onu o yüzden söylüyorum. Ben farklı şeyler duydum çünkü. Arkasından da burada gördüğünüz sevgili Naciye Hanım'la evleniyor. Naciye Hanım'ı görebilir miyiz lütfen Hakan? Sevgili Naciye Hanım'la evleniyor. Ve Naciye Hanım'la evliyken de Cemile, evlendirilen Cemile baba evine geri geliyor. Ve diyor ki ben diyor beni evlendirdiniz Kamil'le, onun yanına gitmek istemiyorum. Akli dengesi yerinde değil. Arkasından da Hamit, üvey oğlu Mustafa'yı da yanına alarak
götürüyor, öldürüyor. Önce Cemile'yi öldürüyor. Daha sonra karısını aramaya gelen Kamil'i öldürüyor. Arkasından Hamit, ben artık bu yükü kaldıramıyorum diyor baba Hamit. Ve 5-6 ay sonra tam konuşmaya karar verdiği sırada Hamit de tandıra düşerek, baba Hamit de şüpheli bir şekilde, bir kaza olduğu söyleniyor, şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği, öldürüldüğü iddiası var. Bu üç kişiyi, yani Cemile'yi, kocası Kamil'i, baba Hamit'i, Mustafa, üvey abi Mustafa'nın öldürdüğü iddiası var. Şimdi sevgili Naciye Hanım, üvey oğlundan çok korktuğunu biliyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorum. Şimdi Naciye Hanım tabii Kürtçeyi daha iyi, yani Kürtçe konuştuğu için, ama beni yine Türkçe anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun dedikler. Aynen. Evet. Çok mu korkuyorsun sen bu Mustafa'dan? O zaman da çok korkuyorum. Şimdi korkmuyorsun. Yok. Tamam, yayına da çıktın artık. He. Bize emanetsin, jandarmaya emanetsin. Korkma sevgili Naciye Hanım. He. Çünkü seninle evli olduğu sırada Hamit Bey kızı Cemile eve geri geliyor. He. Peki bana bir kez daha anlatır mısın o gün Cemile'yi? Kocan Hamit ve üvey oğlun Mustafa sabah kaçta çıktılar, nereye götürdüler? Ben seni bölmeyeceğim. O gün yaşadıklarını bana tane tane anlatmanı rica ediyorum. Ona kahvaltı yedin. Kahvaltı sonra dedim nereye götürdün? Dedi ablaya götüreceğim, onu ablasıya. Kardeşine. O kardeşi. Dedi oraya götüreceğim. Tamam. Misafir için yani. Tamam. Dedim tamam. Ondan sonra götürdü. Hamit öyle geldi. Öyle geldi dedim, senin pantolon ne böyle dedi, odun kopardım, kestim onda. Yüzüne hepsi toz var, böyle var yani. Hangisi? Kocanın mı? Hamit'in. Ha, kocanın, Hamit'in. Hepsi yüzünde toz var, böyle pantolonu yırtık. Oyunda yani dedim. Cemile'yi götürdükten kaç saat sonra geri geldiler? Hamit'i. Hamit, önce Hamit geldi. Ha, öğleden sonra geldi. Öğleden sonra. Sabah kahvaltıyı kaçta yaptınız? 9'da falan yani. 9'da yaptınız. He. Giderken Cemile'ye hangi kıyafetleri giydirdiler? Kıyafet benim. Ben de kıyafet giydim ona. Benim kıyafetim. Senin kendi kıyafetlerini, yani karısının kıyafetlerini kızına giydirdi. Gizem Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir dakika biliyorum oluyor. Bir dakika lütfen. Çok önemlidir o çünkü. O zaman söyle lütfen. Çünkü Naciye'nin kıyafetini giydiriyorlar. Komşular eğer görsünler diyecekler Hamit, Naciye, Mustafa ormana gidiyorlar. Yani Cemile'yi tanımasınlar. Biliyorum. O yüzden Naciye'nin kıyafetini giydiriyorlar. Biliyorum, haberim bu var. Bu çok şüpheli bir şey. Tamam ama müsaade edersen evet. Naciye Hanım anlatsın bunu. Naciye Hanım peki, anlat. Peki ben onu biliyorum, o yüzden anlattırmak istiyorum. Evet. Şimdi sevgili Naciye Hanımcığım, neden o kıyafetleri peki kıza sen senin kıyafetlerini kim giydirdi? Ben dedim hangi kıyafeti yok, onda dedim ki. Peki Hamit mi senin kıyafetlerini istedi, kocan mı istedi yoksa? Ben verdim ona. Ha, sen kendin verdin. He. Hamit bunu istemedi yani. Yok. Peki o zaman yanında, Cemile'nin yanında kıyafetleri yok muydu? Yok biraz. Bir dakika lütfen. Elbise yok biraz ben sana. Ama niye, kocasının yanından gelmiş zaten, kocasının yanından geldiğinde. Küsmüş gelmiş yani, elbise yok ona o zaman. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi Cemile kocasını bırakıyor, eve geliyor ya. Eve geldiğinde hiç Cemile'nin yanında kıyafeti bir şey yok kıyafet muydu? Kıyafet yok, biraz yok yani. Yok. Ay bir dakika ama ne olur ben anlamaya çalışıyorum. Tamam, şimdi normalde Cemile kocasının yanından geldiğinde, güzeller güzeli Cemile kocasının yanından geldiğinde bir yıl evde kalıyor, sonra götürüyorlar ormana değil mi? O bir yıl içinde kimse Cemile'ye kıyafet almadı mı? Yok. Hiçbir şey almadılar. Cemile'nin bir tane mi kıyafeti vardı? Yok muydu kıyafeti? Kimse almadı kıyafet. O kadar zavallıydı yani. Kimse böyle önem vermiyordu ona. Peki söyle Fatmacığım. Hakan dört diye geç, Fatma Hanım da gördü. Gizem Hanım biz de duyduk. Naciye ablanın kıyafetini giydiriyorlar. Şimdi bunlar evde çıkarken komşular biri eğer görse de tanımasınlar. Cemile olduğunu bilmesinler. Ama şimdi öyle mi Naciye Hanım? Öyle, evet evet öyle. Ama sen bir diyorsun de... ki bak ben sen dedin ki ben kendi kıyafetlerimi ben kendim giydirdim. Ama senin kıyafetlerini Cemile'ye giydirmeyi. Olmuyor bile kıyafet. Tamam olmuyor ama ben yine verdim ona. Kim ver dedi? Kim ver dedi? Ben kendime verdim ona. Babam mı dedi? Yok. Her hatırla belki unutmuşsun. Yok ben verdim. Bir de Cemile gitmek isterse gidebilir. Babam niye götürsün? Yani hep Besralara gidip geliyormuş. Öyle değil mi Cizem Hanım? İşte tabii. Bunu ben asla inanmıyorum. Ama, yani. Ama peki senin kıyafetlerin ona oldu mu? Cemile o zaman 15-16 yaşında olmadı falan. Olmadı ama yine giymiş. Hocam. Bir de özür dilerim. Ne giydi? Hangi kıyafetlerini verdi? Nasıl kıyafetler verdi? Etek verdim, bir de yelek verdim. İşte yani. Çocuk yani. Terlik verdim ona.
terlik verdi. He. Ayağında bir şey de yok. Söyle Fatma'cığım. En son yani 18 yaşında öldürülüyor ya, o zaman büyümüştü kardeşim. Tabii büyümüş. Ben başka fotoğraflarını gördüm. Hı. Öbür kardeşim yanında. Cemile'nin kıyafeti, ablamın kıyafeti o asla giymezdi. Olmuyordu bile, olmuyordu. Cemile benim bu kızım gibi giyiniyordu. Bir genç kız mesela, ablalar yaşlıdır. Kızın gibi yani, Birgül gibi giyiniyordu. Şimdi benim kızım nasıl benim kıyafetimi giyemez ki? O da misafirliğe ama gidiyor, o kıyafetleri asla giymez. Tamam. Giymez. Peki sonrasında kıyafetleri yani giyip götürdükten sonra önce Hamit geldi. Hamit'in üstü başı toz. Yanında götürürken ip götürdüler. Başka ne götürdüler? İp de böyle kazma da. Kazma. Tamam. Hamit geldikten kaç saat sonra, kaç dakika sonra üvey oğlu Mustafa geldi? Kaç saat sonra ta akşam geldi. Karanlık çökmüştü, bana anlattın o zaman. Akşam. O bayağı geç geliyor. Geç geliyor, kimse görmesin de komşular görmesin. Kimse görmesin onda. Eve geldiğinde Mustafa, sen kapıdan içeri geldiğinde gördün mü onu? Gördüm. Onu da gördüm ama konuşmadım. Neden konuşmadın? Korkuyorum, o zaman çok korkuyorum onda. Sen eve geldiğinde, hiç önce daha sonra soracağım onu da. Şimdi Mustafa'nın üzeri nasıldı, onu bir daha anlatır mısın? Üzeri bile kan var yani. Nerelerinde kan var? Gümle, ellerinde? Bile gömlek de bile. Ya bayağı görünür gibi mi? Kıyafet beyazdı üstünde. Beyaz, ha. Bana beyaz da anlatmıştın, beyaz gömlek üstündeydi. Ha. Şimdi demiş komşular görecek, karanlık çökür sonra sanki gelir. Sanki bile tavuk kesmişim, bile kan var. Kesmişim. Bayağı belli, bariz kan lekesi var. Var. Çok varmış ya. Sen o zaman peki, o hem Hamit'i, kocanı öyle görünce, hem de üvey oğlunu öyle görünce, Cemile'nin öldürüldüğünü anladın mı? Anlatmadı ki hiç. Ay sen, ama sen bir anlamışsındır yani. Şüphelendin mi? Bunlar kızı öldürdüler tabii diye. Tabii şüphelendim. Hemen hiç bana konuşmadı ona. Dedim Cemile dedi, Cemile kardeşinde. Cemile kardeşinde dedi yani. Şey abla, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Nice ki. Hanım? Naciye abla, sen bana dedin Mustafa nasıl içeri girdi, ben bağırdım. Çok korktum dedim. Siz ne yapmıştınız? Bu ne? Bağırmadım ki, korkuyorum, bağırmadım. Sen dedin ben ağlamışım, bağırmışım dedim, siz ne yaptınız? Bağırmadım sadece. Abla unutmuşsun, sen bana unutmadım, anlattın. Vallahi unutmadım. Mustafa da o sırada herhalde kaç yaşında? Mustafa çok sonra neydi, ben de hiç bağırmadım yani. Tamam Fatmacığım, Mustafa kaç yaşında o sırada tahminen? Mustafa o zaman evliydi ama evli. Kaç 19-20 askerliğini yapmış mıydı? 30'un üstüydü, büyüktü. Tabii, ha, 30'un üstü Mustafa, tabii büyüktür. Yani Mustafa şu anda kaç yaşındasın sen? Valla ben yaşım... Anneniz kaç yaşında? 54 diye biliyorum ben. Hayır ya. O kadar yok mu? Yok. 74 doğumlu. Ha 74. Hayat seni yormuş. Kimlikte de 2 yaş daha büyük yapmışlar. Kardeşim ya, de yaşasın. 74 doğumlusun. Canım benim ya. Peki şimdi Mustafa nasıl bir... Yani Mustafa o sırada evli yani. Senin kız kardeşin evlenmiş. Ondan sonra iki kız kardeş, biri kocasıyla evleniyor, diğeri üvey oğluyla evleniyor. Evet. Mustafa peki nasıl bir insandı? Sana bir de karısına, senin kız kardeşine nasıl davranıyordu? Vallahi hiç iyi davranmıyor. Hiç. Ya. Davranma yok. Sen o eve gelmişsin, işte Güzel'in 7 tane çocuğu var. He. Onlardan bir tanesi de Mustafa. Sen de 5 çocuk yapmışsın, 12 çocuk evde. Ya onlar hepsi evli. Mustafa evli miydi o zaman? Hepsi evli. Ha, hepsi evliydi. Bir Cemile evden eve geldi sadece vardı. Bir de senin çocukların vardı. Didem Hanım, benim annem, babam annemle evlenmiş ya. Hı. O zaman bile birkaç tane evlilerdi. Sakine mesela o zaman evliydi. Benim annem hepsi evli gelmişken. Onlar annemden büyükler. Peki sen Naciye Hanım, daha öncesinde Hamit'ten önce başka biriyle evlenmiş miydin, Hamit'te kocandan önce? Ben? Ha, evet. Evledim. Hamit'ten önce. Mustafa yüzünde. Beni bakmıyor onda. Sorar mısın? Önceden. Beşya ve Hamit. Yani öncesinde. Hamit'ten önce. Birisi evlendim. Evlendin, sonra ondan ayrıldın, Hamit'le evlendin. Hamit'le evlendim. Sonra. Hayır, sen eve geldiğinde Hamit sana nasıl davranıyordu? Vallahi hiç davranmıyor. Hiç iyi değil. Eziyet çekiyordun. Mustafa da ikisi de yani. Öyleyse sen kardeşini niye şeyle evlendirdin? İşte kafa yok onda. Ben kafa yok onda. Ya yani sen kardeşini de şeyle, üvey oğlunu sen mi evlendirdin? Kafam yok onda o zaman. Pişman mısın kız kardeşine? Pişman, çok pişmanım. Mustafa ile, senin kız kardeşine nasıl davranıyor Mustafa? Vallahi hiç iyi değil o zaman. Hiç iyi hala değil. Hala evliler mi? Evli. Hiç iyi değil. Evliler, evet. Evli. 4 tane çocukları var. Tabii, hiç iyi değil.
Tamam, şimdi bütün bu cinayetleri işlediği söylenen Mustafa Bey telefon hattında. Sizin, senin üvey oğlun, senin üvey kardeşin. Mustafa Bey de tam aksini söylüyor. Sizin amacınızın başka olduğunu söylüyor. Mustafa Bey merhabalar, hatta mısınız? Merhabalar. Teşekkürler. Mustafa Bey, şimdi sizin bu yayını yapmamızın amacı sizin kız kardeşiniz Cemile sizin evinize geliyor, kocasını bırakıyor, oraya geliyor. Arkasından siz babanızla beraber iddiaya göre önce Cemile'yi öldürüyorsunuz. Arkasından da kocası onu aramaya geliyor. Sonra da Kamil'i ortadan kaldırıyorsunuz. Bu iddiaya ne diyeceksiniz? Cesaret Mustafa vermiş. Bey, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Tamam, peki yani sizin... Bir de hanım. Buyurun. Aha. Arkadaşlar. Ben size mesajda yazdım. Anladın mı? Burada kısaca söyleyeyim. Tabii lütfen. 85 yılında ben Muğla'dayken babam onu 85 yılında kocaya verir. Biz yokken evinde. Tamam. 92 yılında biz Balıkesir'e geldik. Tamam. Balıkesir'de... Kız kardeşim bir ekmek kocasıyla beraber orada... Kocası özürlüğü olduğu için... gelmiş. Tamam. Bize duyum bu yani. Tamam. Dedim baba sen bu kızı niye özürlü insana verdin? Anladın mı? Tamam. Dedi seni ilgilendirmez, o sorabilirsiniz. Hı-hı. Dedi seni ilgilendirmez. Dedi. Hı-hı. Ben dedi ilgilenmez seni. Tamam. Ben babamla bugün dövüştüm. Hı-hı. Çıktım Antalya'ya gittim. Bacana falan hiç olan yanında. Bir sene Antalya'da kaldım. Evet. Bir yıl sonra, yani kısaca bir yıl sonra ben geldim. Babam dedi ki ben kızımı Diyarbakır Hazro ilçesine vermişim. Diyarbakır? Hazro ilçesine, Hazro. Hazro'ya vermiş. Evet, oraya vermiş dedi bize. Şimdi ben bir sene iki sene kaldım. Baktım şikayet etmişler. Mustafa babasına kızı öldürmüşler. Ben babamı aldım. Direktme savcılığa gittim. Baba sen bu kızı ne yaptın? Söyle. Babam savcılıkta söyledi savcıya. İfadesi ne gerekse verdi. Hı hı. Benim oğlum bir suçu yok. Ben kızımı Diyarbakır'a verdim. Bir askere geri gelmedi. İnşallah. Naciye, üvey anne Naciye Hanım diyor ki Mustafa Bey. Hepsi yalan. Yalan hepsi söylüyor. Yalan. Şimdi ben izninizle şunu sormak istiyorum. Bir dakika lütfen. Bir saniye lütfen. Şimdi birincisi onlar diyorlar ki o gün sabah işte üvey anne Naciye Hanım söylüyor Mustafa Bey. Sabah kahvaltı yapmışsınız. Siz o sırada evliymişsiniz. Hatta onun kız kardeşiyle evlisiniz galiba Naciye Hanım'ın. Kahvaltı yapıyorsunuz. Babanızla beraber Cemile'yi de hatta Naciye'nin kıyafetlerini giydiriyorsunuz. Naciye ben giydirdim diyor. Sonra ormanlık alana bir yere götürüyorsunuz. Önce babanız geliyor, üstü başı toz. Arkasından siz geliyorsunuz. Üstünüz sanki tavuk kesmiş, bir şey kesmiş gibi beyaz bir şey var. Akşamüstü gelmişsiniz ve sizin üzerinizde kan lekeleri var. Ve hanımlar bir kendi kendinize konuşmayın. Ben hepsini biliyorum ve soracağım. Yani kardeşiniz Cemile'yi ormanlık alana götürüp öldürdüğünüz iddiası var. Buna da Naciye ben şahitlik ederim. Ben bunu gördüm diyor. Öyle. Kardeşim de niye öldüreyim? Ben yetim büyüdüğüm için kardeşimle ne suçum var? Maşallah. Ne için öldüreyim? Ben babamla dövüştüm. Bu kızı neden bu özürlü adama vermişin diye babamla dövüştüm. Ben niye öldürürüm kardeşimi? Bu... Evet. Bu Naciye... Babam öldü sonra çocuklara bakmayayım kocaya gidiyorum dedi. Gitti dört tane çocuk bana bıraktı. Hı hı. Ben şimdi olan söylüyorum resmi. Onlar gibi böyle ben bir zaman görmüştüm vurmuştum öyle bir hikaye yok. Ben gittim Fakfon'a yeşil şeye... Onları biliyorum. O mesajları bileceğim. Şimdi cinayet iddiası var da bir dakika Mustafa Bey. Mustafa Bey şunu ben onu biliyorum. Sonrasında ya ama o da... Olmaz her şeyi söyleyelim tabii, ama. Tabii söyleyelim ben. Hayır. Bu çocuklara Mustafa Bey. Aldım büyüttüm. Hepsini evlendirdim. Naciye kocaya gitti. Tamam. Koca değiştirdi. Tamam ben onu biliyorum. Zaten ben soracağım. Diyor ki Naciye Hanım diyor ki senin yüzünden ben bunu yaptım diyor. Onda. Ben sana bakmadı. Hayır. Naciye Hanım nasıl yüzünde yaptı? Nasıl yani? Hayır onu o sonrası daha sonraki meseleyi konuşuruz. Konuşmayacağız demiyorum. Çocuk kardeşlerinize siz bakmışsınız. Haklısınız o noktada. Çünkü Naciye de diyor ki ben diyor. Ben Naciye'nin çocuklarına ben 1, 2, 3, 4, 5 yaşında 95-92 yılda o zamana kadar bakayım. Hepsi evlendireyim, baklandırayım. Naciye diyor ki Mustafa beni yiyecek diyor. Geçen hafta kızımı geldi benim yanıma geldi yemek yedi hartoş sevindi sayıldı daha düne Bursa'da tamam. Dur bir dakika dinleyelim söyle bir dakika dur senin üvey annen o Naciye Hanım söyle Naciyeciğim geldim tamam bir şey olmaz ki
Geldim. Ama sen Mustafa'nın Cemile'yi öldürdüğünü eminsin. Eminim. Babası da eksidi. Babasıyla ikisi beraber. Niye, peki niye öldürsünler? Bilmiyorum ya, ne bileyim. Bilmiyorum ne öldürdüm. Ya senin çocuklarına babalık yapmış. Sen gitmişsin, bırakmışsın. Çocuğum evet. Onda çalışıyor. Hep çalışıyor. Hayır hayır, ama sen çocukları daha 4 tane çocuğunu mu bıraktı? Kaç çocuğunu bıraktı Mustafa Bey? 4 tane çocuğunu bıraktı. Bir vicdanla konuştuk. Çocuğum, sizler çocuklarınız var. Tamam, ben biliyorum. Bir dakika Mustafa Bey, ben onu da biliyorum. Bütün mesajlarını da gördüm. Tamam. Çocuğum hep çalışıyor, çalışıyor. Diyor ki benim çocuklarım zaten, diyor ki benim çocuklarım diyor zaten çalıştı diyor. Mustafa onu hep çalışıyor. Hep çalışıyor. Çalışıyor. Hiç bakmadı. Ay siz çok acayip. Hayır bak ya. Mustafa Bey'in haklı olduğu şu var. Diyor ki çocuklar küçüktü daha. O zaman çalışmıyordu ki, ben çocukları ben büyüttüm diyor. Niye? Çocuklar kendi kendine bakıyor. Konumu kendi kendine çalışıyor. Ama hayır Naciye Hanım. Konumuz o değil ayrıca yani, da. Konumuz, yani bu katili gerçekten yayından al. Onunla da konuşmamız lazım. O zaman lazım. Gelsin buraya. Burada konuşsun. Ya o buraya da kendini getirin. Yani çünkü birini suçluyorsanız. Bu şimdi onu... konuşuyor ya, tamamen yalan. Beni duyurdur inşallah. Bu olayı bilmeyen yok. Öyle hepsi yalan diye abla. Şey Didem Hanım ne konuştuysa hepsi yalan. Hepsi, bunu konuşturmayın ya. Yalan, bu kadın niye iftira atsın ya? O kadar. Bilmeyen yok. Bütün Balıkesir biliyor. Ağrı, Eski Harman köyü, ben babamın köyü, hepsi biliyor. Bu olayı bilmeyen yok. Mustafa bu kız Bey. Evli falan değil, babam evlendirmemiş. İşte Suci babamın üstüne atıyor. Zaten baba da yok ki, sen babayı da tanıdık. Mustafa Bey yani. Diyorsunuz ki ben o gün öldürmedim. Ya. Babam sonrasında başkasına vermiş. Madem kardeş... Öyle bir şey yok. Bir dakika lütfen, bir dakika ne olur. Mustafa Bey, madem kardeşinize, kardeşlerinize, kardeşinize bu kadar düşkünsünüz. O zaman Cemile nerede diye. Yani siz Cemile'nin yaşadığını iddia ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Öyle mi? Söyledim, babam söyledi. Söyledi savcılar, ne gereken söyledi, ne yaptınız, hepsi söyledi. Ben ondan sonra Fatma'nın 4 tane kız çocuğu var burada kardeşi. Hiçbirine sahip çıktı mı? O hiç çocuk... babasının cenazesine geldi mi? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Fatma, onu da konuşacağız. Evet. Hepsini konuşacağız. Madem siz... Ama ben niye sahip çıkayım? Bak Mustafa Bey, madem siz kardeşinize bu kadar düşkünsünüz, anladığım kadarıyla da düşkün olduğunuzu iddia hayır, ediyorsunuz. Hayır, ben Allah'tan korktum. Hepsine de baktım. Tamam. Hepsine. O zaman Cemile nerede? Şimdi dur bir. Bir dakika, bir dakika lütfen. Bir dakika, kendi kendinize ne olur konuşmayın. O zaman Cemile nerede Mustafa Bey? Kocası nerede? Bak. Ben kocasını hiç görmedim. Bak kocası o gün bir kere eve gelmişler. O günü bıraktı, hanıma gitti. Ben bir daha hiç ne gördüm, ne kocasını Balıkesir'e gördüm, ne de biliyorum. Hiç bir kere. Bak 92 yılında o zaman karısına gelmişler. Götürülece bir kere görmüş. Bir daha hiç görmedi, hiç tanımıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Naciye Hanım'ın derdi ne ki? Üvey anneniz o kadar derdi, da çok... Derdi ki... 300 milyar traktör gücüne gitti mi? Hangi traktör? Mal mülk mü diyorsun derdi? Şöyle kız kardeşi, evet evet. Ömer'e miras vermişsin kardeşime. Miras verdim, sıfır ev aldım Bursa'da. Bize vermedin kızlar. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim Mustafa Bey. Biz bu olayı şöyle, bizim bir haber kaynağımız bize bu olayı, böyle bir olay var dedi. Biz arkasından Balıkesir JASAT'la konuştuk, jandarmamızla konuştuk, oradaki yetkililerle konuştuk. Dolayısıyla arkasından aile de bu olayın çözülmesini de istediği için daha sonra biz davet ettik. Yani arkasından aile bize öyle geldi, kardeşleriniz bize öyle geldi. Yani dolayısıyla kardeş, burada asıl olayı çözmek isteyen Balıkesir jandarması. Yani onlar 3 yılda 3-4 yıl var ya da 5 yıl var bildiğim kadarıyla bu olayın yani kapanmasına. Dolayısıyla onlar da diyorlar ki Cemile yetkililer de öyle değerlendiriliyor. Sizin kardeşinizin bir cinayete kurban gittiğini onlar söylemiyorlar. Aynı zamanda jandarma söylüyor Mustafa Bey. Jandarmanın derdi de mi para? Gözünü seveyim yani. Didem Hanım, bir dakika şey lütfen Mustafa Bey söylesin yani. Tamam. Ben Mustafa 20 yılda beri ilgileniyorum burada. Gidip geliyorum. Fatma hiç geliyor mu? Benim babam ne oldu, kardeşim ne oldu? Hiç geliyor mu? Yanıt versin, söyle Fatmacığım. Bir yanıt versin Mustafa. Didem Hanım, bunlar ailece her yerde bu cinayeti konuşuyorlar. Biz böyle öldürdük, böyle öldürdük. Kim diyor? Bu iki gün önce ben burada Sakine'nin adı geçti ya, Sakine hemen bana haber yollamış. Sakine kimin çocuğuydu? Sakine Mustafa'nın ablasıydı. Mustafa'nın ablası. Evet, demiş benim adım orada geçmesin. Hemen Sakine bütün Horozköy'e anlatmış, benim kardeşim Cemre'yi böyle böyle öldürmüş. Ben cuma Mustafa, günü de... Mustafa'nın abisinin öldürdüğünü mü anlatmış? Kardeşine diyor, benim kardeşim böyle Cemre'yi öldürmüş Sakine. Bütün Horozköy'ü biliyor. Ben Manisa'ya gitmiştim. Aha. Manisa Horozköy'ü.
Sakine, bu geçen cuma ben burada söyledim ya, hemen kızımı aramış. Anneanne söyle orada kesinlikle benim adım geçmesin. Ben senin adını valla söyleyeceğim Sakine Hanım. Buyurun gelin burada konuşun. Bütün köye anlatıyor. Didem Hanım sanki yani iyi bir şey yapmışlar diyor. Benim kardeşim böyle öldürmüş. Hatırladın bunu, ben... bunu da bir kadın mı söylüyor? Sakine Hanım diyor Mustafa Cemre'yi böyle böyle öldürmüş. Ben bu geçen cuma size cinayeti detayları da Mustafa Bey ailesine evet, anlatmış. Evet, kendi öz kardeşlerine. Böyle böyle vurmuşlar. Kız daha ölmeden yani daha canlıyken kuyuya koymuş. Hadi canım. Aa, ben cuma günü size anlattım. Böyle şey oldum ben anlatamadım. Hepsini anlatmadım Mustafa yani. Bey sizin ablanız oluyor yani Sakine. Herkes araştırabilirsin. Onu komşuları bana anlattı ya. Size isimleri de verebilirim. Tamam bir dakika. O köydeki bayanlar. Duydunuz mu Mustafa Bey? Duydunuz yani mu? Yani bunlar mı yalan? Bir dakika lütfen. Bunlar da yalan mı diye soruyor Mustafa Bey. Efendim kime anlatmışım biz? Ben peki siz bir cinayet yaparsın gelip anlatın. Geri zekalısınız. Hakaret et, hakaret etme. Hakaret etme. Ya insan dayanamıyor ya. Yalanlarıyla gelmiş, yayına bağlamış. Didem Hanım, ama olmaz tamamen mi? Yalan. Vallahi iyice peki araştırın. Bana şunu söyler misin? Mustafa Bey, senin baban, tamam mı? Cemile'yi o zaman neden öldürdüler? Ne konuşuluyor? Aile içinde bu sırlar, ya. Dedikodular konuşuluyor. Bir dakika Mustafa Bey, bir dakika ne olur? Bir sürü şey var, hepsini söyleyeceğim. Tamam, söyle. Niye peki, niye öldürsünler? Bana o zaman gel, söyle de. Bilelim yani. Söyle. Niye bir cinayet nedeni olması lazım? Neden öldürmüşler? Cidem Hanım önce onlara söyleyin. Şimdi inkar ediyor. Ama bazı şeyleri de yani biz biliyoruz. Ben onu da sana gizlice de şeyler falan onu söyleyeceğim. Şimdi buradan ben bir şeyden şüpheliyim. Müzik ver Hakan. Evet. Müzik ver. Ben müziği tamam. Ver. Yayına tamam, müzik gitsin. Tamam. Yani. Vay 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 vay. İşte dilimiz dönmüyor. Ha yani bunu söyleyemem. Söylemiyoruz yani. Vay 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 vay. Mustafa Bey bir cinayet nedeni iddiası var da tabii bunu söylemek istemem ben. Korkunç bir şey yani. Kardeşiniz nerede Mustafa Bey? Bana söyler misiniz? Siz yaşadığını söylüyorsunuz. Söyle. Mustafa Bey nerede kardeşiniz? Cemile nerede? Cemile kardeşim babam ifadesi söylemiştir. Ben Diyarbakır'a birine verdim. Kocaya gelmedi. Babam götürmüş. Savcılıkta ifadesini vermiş. Peki babanız Hamit Bey, özür dilerim. Babanız Hamit Bey nereye kime verdiğini söylemedi mi? Söyledim hanımefendi size. Ya. Size ay, adı ne? Adı ne? Ya. Diyarbakır Hazro'da da adı, ya. Soyadı ne? Hazro'da birine verdim dedi. Biri kim? Bir eşyadır. Verdi gitti. Hayır nasıl Diyarbakır tanımıyor? Hazro'da anladık biz onu. Diyarbakır'da Hazro'da Mehmet'e mi vermiş? Ali'ye tabii. Vermiş? Orhan'a mı? Kime vermiş? Savcılıkta ifadesi var. Var ifadesi var. Savcılıkta kendi isim. İfade verdi. Peki siz hiç mi merak etmiyorsunuz kardeşiniz tabii nerede? Ya. Biz merak 30 ettik. Yıldır. Gittik 20 senede beri. Neden gelmiyor buraya? Hiç babasının cenazesine geldin mi maden? Kimi diyorsun? Neriman kız kardeşi vardı. Alo. Ha, Neriman. Şimdi ona geleceğiz. Sizin derdiniz şu mu? Şimdi Fatma Hanım, Mustafa Bey, Mustafa Bey. Fatma Hanım, Mustafa Bey'in bütün derdi babamın cenazesine neden gelmedi. Tamam onu konuşalım da. Cemile nerede? Cemile. Cemile yok ortada. Onu Hamid'in cenazesi değil. Biz şu an Cemile'yi arıyoruz. Cemile'yi arıyor. Cemile'yi benim konum konu o Cemile. Cemile'dir. Senin anneni tanıdığına konuş. Bana ne? Konu bu değil. Yani bak şu, bakın Mustafa Bey, Mustafa Bey iddiaya göre yapıyorum. Özür dilerim Mustafa Bey iddiaya göre sizin kardeşleriniz, öz kardeşleriniz Sakine, Rabia, Ahmet, Mehmet, Zeliha ve Resul. Diğer kardeşleriniz de öyle. Birçok kardeşinize para vererek susturduğunuz iddiası var. Tamamen hayır, gerçek. Hiç kimse bana para tamamen istemedi. Tamamen gerçek. Hayır. Bunu ben tamam, bir haber kaynağımdan aldım. Gidin onlara sorun. Ya. Tamam gidin onlara sorun. De ki bakalım size kaç para verdi. Gidin onlara sorun bakalım Fatma şimdiye kadar hangi kardeşe sahip çıkmış, kim gidip geliyor. Bu sonra bir kardeşi var ben sahip çıkayım gidip geliyorum yine. Mesele o değil. Sahip çıkma meselesi değil. Bu cinayetin ortaya ama çıkmaması için özür dilerim. Anladınız mı sorumu? Para vermedim. Anladınız ben değil mi sorumu? Kimseye de para vermedim. Kim bana sahip çıktı acaba? Ben hiç kimseye de para vermedim. Hiçbir kardeşim de benden para istemedi yani. Ya Naci Hanım'ın derdi ne o size iftirası? Bana söyler misin? Derdi ne iftira atmak? Batman'ı hiç yıllardır konuşmuyor. 30 yıldır biz buraya geldik. O günde beri babam mirası onlara vermedi diye kızıyor bana. Hiç konuşmuyor hiç. Bana miras vermedi diye, bana para vermedi diye. Bir dakika Mustafa Bey. Mustafa Bey ben anladım.
Kürtçe söylesene, tam anlamadı. Para meselesi yüzünden bir gün tercüman... Ben... Hamit sana para vermiş o yüzden. Para için değil, yok. Vermemiş de o yüzden yok, sen. Yok. Zara miras yoktu işte, ne de ya Hamit. Yok. Para için sana değil. Sana bir şey vermemiş ya. Yok. Ya Mustafa sana para vermediği için sen o yüzden böyle yok, iftira canım, atıyormuşsun. Yok canım, hiçbir şey yok arada. O para yok. Ablanın ihtiyacı para yok. Pula yok ki. Para ihtiyacım yok. Oğlu var, kızı var. Oğlum var, benim aşım var, ihtiyacım. Ben gözümle gördüm, götürdüler. Peki yanında başka biri de var mıydı? Aha, para lazım değil. Benim öyle bir derdim yok diyor üvey anneniz. Araştırabilirsin. Evet. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Daire aldım, oğlu evlendirdim, bu sırada duruyor. Olmadı. Oğlum çalışıyor ondan. Onun oğlum çalışıyor. Onun hakkı ediyor. Ona hak ediyor, o eğitimdir zaten. Hak ediyor ona. Benim oğlum çalıştı, öyle aldılar. Dur, yaşana, oğlum çalışıyor. Bir dakika, dur. Sen de aklını değiştiriyoruz ya. Nasıl Musa abi? Ha, ona hak edilir. Kendi aklına da istiyorlar. O ona hakkı var, ona hakkı yok. Ona hakkı kendi edilir. De istiyorlar kendi hakkı. Benim hakkım da var. Ya özür dilerim ama. Ben, bakın Mustafa Bey, özür dilerim. Bir dakika hanımlar, bir saniye susun. Özür dilerim ama kimse kimseye de bana böyle para vermedi diye de yani başka türlü iftiralar atabilir. Az önce kulağıma söylediği şeyi mesela, korkunç bir şey. Onu ekrandan söyleyebilir. Size şantaj yapabilir. Ama bunu bakın ekranda bile söylemek istemiyor sizin üvey şeyiniz. Yasa Öz de babalar abi, ortak. Bir kardeş değiliz. Mesela, üvey de değiliz. Neyse Fatma Hanım'ın amacı, Naciye Hanım'ın amacı gerçekten sizden para koparmak yok. Olsaydı bakın ne olur hanımlar. Az önce kulağıma söylediği o korkunç şeyi ekranda da ben ya söylerlerdi. Bak onu ekranda söylemiyorlar. Ben de o iddiayı, siz ne olduğunu biliyorsunuz Mustafa Bey. Ben de onu söylemem. Korkunç bir şey o yani. Anladınız değil mi siz? Anladım. Ha işte o yüzden yani amaçları para olsaydı bunu bangır bangır söylerdi. Gözünü seveyim, ekrana da çıkmazlardı. Sonuna kadar da ama şunu söylüyor Naciye Hanım, senden tamam, çok korkuyorum. Tamam, yeni yılda beri hiçbir gün buraya geldiler mi? Naciye Hanım daha geçen hafta siz... Anladım. Sizi doktora götürmüş. Anladım. Tamam. Sen... Her şeyi anladım yani. Diyor ki Mustafa, ben diyor geçen hafta diyor benim yanıma geldi. Tamam geldim. Gittin. Peki bu katilse onun yanına niye gittin diyor. Ya orada misafir geldi. O da adam boş sadıka gitti. Ben orada gittim. Tensafen görüyor. Gittim yani bilmiyorum. Yani Mustafa'nın nerede karşılaştınız? Mustafa'nın evinde mi? O kızı evinde. Sesli konuş. O kızı evinde Bursa'da. Kimin evi diyor? Kız Mustafa'nın kızı. Mustafa'nın kızı evi Bursa'da. Mustafa'nın kızının evine gittin. Oraya gittim. Tesadüfen gördün. Gittim. Ya Mustafa'nın kızı da onun yeğeni çünkü kız kardeşiyle evlisin ya Mustafa. Bir dakika lütfen. Anla, tesadüfen karşılaştık diyor Mustafa Bey. Oğlumu göreyim. Dün öyleydi, bugün öyle döndüler ya. Mustafa Bey diyor ki ben o gün, siz sonuçta Naciye Hanım'ın kız kardeşiyle evli değil misiniz? Evli. Evet. Tamam. Dolayısıyla da kız kardeşiniz evli olduğu için yeğenimin evine gittim. Kızım dört kere muamele hastaneye götürdü, onu getirdim. Görüşme için yani gittim yani bilmiyorum. Dedim kardeşi göreceğim onda. Kardeşimi yani sizin eşinizi yani kardeşini görmek için oraya gelmiş. Hiç gitmiyorum. Dün daha benim eve geldi. Dün evine. Geldim. Sesli konuş. Hepsi burada. Geldim. Geldim ama Mustafa seni görmek için geldim demiyor. Kardeşim için geldim yani. Sen beni görmek için Mustafa Bey dolayısıyla bir dakika Mustafa Bey dolayısıyla bunu konuştuk değil mi, anladınız şimdi orada ne, tesadüfen nasıl geldiğini bu kez siz anladınız mı? Ya yani sizi görmek için gelmemiş. Yok. Anladınız mı? Tamam gelmemiş. Tamam. Peki siz olsanız seni öldürecek bir adam tehdit etsen gider misin evine? Ben onu sordum zaten. Bak, Mustafa Beyciğim merak etmeyin. Mustafa Bey bak merak etme. Senin zaten sorularını sordum. Madem o katil olduğunu düşünüyorsan eğer. Niye yanına gittiğini sordum. Sen de beni bir dinler misin lütfen? O kadar çok öfkelisin ki sorularımı bile duymuyorsun. Kardeşim için gittim. Bak sorularımın bile farkında değilsin yani. O telefonu açtın gittim. Bir dakika. Sıkışmış ya, o yüzden ne yapacağım? Naciye'cim sen evden neden kaçtın gittin? Yani şimdi sonuçta diyorsun ki iddia ediyorsun Mustafa üvey oldu, Mustafa ile kocan Cemile'yi öldürüyorlar. Buna geldi, bunu öldürecek. Ben öldürecek onda. Kendini ifade edemiyor, öldürecek. Ama konuşuyor, çok güzel konuşuyor. Tamam, hanım, dur, iki gün önce de anlatıyor. Bak ben şimdi anlatayım kendisi. Tamam, bir anlat, hadi anlat. Eksi de beni dövdü, eksi de onda kaçtım gittim. Öldürülmekten korktuğun için kaçtın. Onda baylo da beni vurdu bile hepsi.
Tamam. Mustafa Bey duydun mu? Beni zorlamadı ki bunlara. O da korkum getirdi. Bir dakika. Mustafa Bey lütfen sorularıma yanıt verir misiniz? Sizin aklınızda şu iddia var. Cemile'yi ve Kamil'i ortadan kaldırdıktan sonra Naciye Hanım da öldürülmekten korkmuş. O yüzden hatta bayağı bir balyozla bir şeylerle dövmüşsünüz. Kocaya gitti Naciye. Ben çok rahat bakmıyor. Kocaya gitti. Sana yürüdüm. Hayır hayır. Gitti. Diyor ki o önce değil. Gittim sonra evlendim. Evlendim evet diyor. Hayır yok. Bir dakika. Ha, kocaya gitti. Kocaya gitti. Aylarca bir yıl bir şey rica edebilir miyim? Bakın bir şey rica edeceğim. Biri konuştuğunda ben de anlayayım ki izleyicilerden bir konuşacağım. O anlatsın. Bir dakika. Söyle Mustafa Bey söyle. Bir dakika. Tamam. Dinliyorum seni şimdi. Söyle. Niye evden gittin Naciye Hanım? Tam Mustafa Bey. Ya kız kardeşi var yanımda. Kız kardeşini arayın, bağlayın. Kız kardeşi ben hakaret yapsam kabul eder mi ya? 10 tane kardeşi var, bağlan Naciye'nin kardeşleri. Korktum gittim. Ben hakaret yapsam şu an kayınçolam kabul eder mi? Tamam bana? Mustafa Bey diyor ki, Naciye Hanım diyor ki ben diyor ondan korktuğum için. Onda. Beni öldüreceğinden korktuğum için. Çünkü onu bir, bunu anladım kardeş, yani şey üvey kardeşini öldürdüğünü anladığım için o evden mecburen kaçtım. Kocaya sonra gittim diyor. Sonra gittim, sonra en son gittim. Allah Allah. Ya. Tamam sizin işinize öyle gelirler. Hayır hayır anlıyorum. Gittim Manisa'da. Manisa'ya kocaya gitti kardeşlerine hakaret yapsaydım. Göz kablası benim yanımda kardeşi. 10 tane kayınçom var halen görüşüyorum. Ben buna hakaret yapsam git vicdanla hepsini ara. De ki Mustafa sizin kardeşine hiçbir hakaret yapmış mı? Sorun. Yaptı. Hakaret değil dövmüşsünüz. He yaptı. Hayır, yaptı de babası da eksil eksil. Bir dakika Naci. Bir tokat atmadım. Eksil de. Mustafa böyle bize baktı geldi biz çağırmadık. Peki yalan. Mustafa Bey olaydan 5-6 ay sonra baba Cemile kaybolduktan sonra ortalıklardan babanız konuşmaya karar veriyor. O da şüpheli bir şekilde tıpkı sizin anneniz gibi. Anneniz de tandıra, Allah rahmet eylesin, tandıra düşerek ölmüş. Tıpkı anneniz gibi babanız da tesadüfe bakın ki tandıra düşerek hayatını kaybediyor. Bu bir tesadüf müydü? Hanımefendi bak 92-93 yılında kız kardeşim kayboluyor. 96-97 yılında babam vefat etmiş. Tamam babam, da. Ben o beyede sıvacıydım. Dur beni dinlemiyoruz ki. Araya gitmem lazım. İzninizle bir araya git. Doğruları söylemiyor. Bana yaptıklarını anlatsana burada. 2,5 sene boyunca beraberdik. Yapmadığın kalmamış kıza 2,5 sene boyunca. Film gibi hikaye. Özlem benim yanıma geldi. Benle tanışmak istediğini söyledi. Özlem ve Gülcan'dan Ferhat'a şok suçlamalar. Korktuğunu asla belli etme. Ben bunu 6 yıl belli ettim. Eski kocası Ferhat, Özlem'e kabusu mu yaşattı? Bunu kötü yollara kullanmaya çalıştılar. Özlem'in çocuğunun babası kim? O çocuk senin olduğunu düşünüyorsun. Aynen abla. Olay yaratacak büyük yüzleşmede son perde. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmede. Sonuçta Mine'yi sen öldürdün. Evet. Adalet er ya da geç yerini buluyor Mithat. Gel sana gel. Kusursuz cinayet yoktur. Ben onları bilsem size söylemez mi? Ben öldürmedim. Jandarmamız ve emniyetiniz burada sizi gözaltına alacak. Bayram Tosun'u senin kocan Veysel öldürdü. Evet. Adem yakalanmış çocukta yanında gözümüz aydın efendim. Sana neler söylediler, neler söylediler? Ya abla duyduysa neden söylemiyor ya? Benim anlamaz şimdi yüzüm bak. Tamam. Kimse korkmuyorum ben. Hepsi bu cinayeti görmüş. Niye ablamı dövdün? İtiraf geldi. Mehmet karısını öldürdüğünü kabul ediyor. Ellerine kelepçe vuruluyor. Ve Sezer şu anda tutuklandı. Şükürler olsun. Ben kızımı istiyorum Didem Hanım. Kim bu? Dört isim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızımı bir an evvel getirin, teslim edin. Hoş geldiniz. Çok şey yaptım ya, ben aldattım. Sana gönül vermeye çalışacağım dedim, verdim de. Benim hayatımı perişan etti. Özlem ve eski kocası Ferhat birbirini suçladı.
Ferhat'ın eski karısı Gülcan ilk kez stüdyoya geldi. Özlem benim yanıma geldi. Benimle tanışmak istediğini söyledi. Zaten onun öncesinde de telefonla da beni kendisi arayıp benimle konuşuyordu. İşte Ferhat'ın kendisini sürekli azarladığını vesaire. Hatta ben kendisine dedim ki korktuğunu asla belli etme. Ben bunu 6 yıl belli ettim. Hani hayatım mahvoldu. Özlem sana ne anlatıyordu? Çok mu eziyet ediyormuş Ferhat? Ya eve birilerine getiriyormuş, alkol sofrası işte kuruyorlarmış, arkadaşlarını sürekli getiriyormuş. Özlem de buna itiraz ettiği zamanlarda falan Özlem'i azarlıyormuş. Mesela Özlem bana diyor ki ağzımı açsam beni azarlıyor, dövüyor diyordu, şiddet uyguluyor diyordu. Yanıma geldiği zaman da ben Özlem'in bazı şeylerini gördüm ve neden yaptığını sordum. Onları da inkar etmiyor zaten kendisi. Hani söylüyor. Ben ne yapmış bunu, Özlem? Hani diyor ya benden nefret etsin diye hani aldattım ettim hani konuştum falan diyor ya. Evet. Hani ben bunları gördüm. Sordum. Kendisi ondan sonra bana dertli hani içinde. Peki Ferhat'la beraberken Ferhat'ı kaç kez aldattın? Sayamadım. Vallahi ben 2-3 kişiyle gördüm. Sana ne yaptı Ferhat? Biz yani evlendiğimizden beri Ferhat zaten madde kullanıyordu. Bırakması için kendisine de çok çabaladım. Ama bıraktıramadım. Ticaretini yapıyor mu? Yapıyor. Kabul etmiyorum ben abla. Ha? Kabul etmiyorum. Evet, İskender Doğan Bilgiç, Özlem Çavdar ile birlikte yayınımızdalar. İkisinin de talepleri aslında bir yerde ayrılıyor. Aslında aynı yerde birleşiyor. İskender Doğan Bilgiç karısı Hayriye'den boşanmak istiyor. Ve Hayriye'den kurtulmak istiyorum diyor. Arkasından da kurtulursam da Özlem'le evleneceğim diyor. Özlem de daha önce Ferhat'tan olan çocuğunun, daha doğrusu bir hamilelik yaşıyor Ferhat'ın yanındayken. Çocuk dünyaya geliyor. İskender'in yanında çocuk dünyaya geliyor. 1,5 aylık dünyalar güzeli bebekten bahsediyoruz. Babası emin değilim diyor. Ferhat mı İskender mi emin değilim diyor. Babasının kim olduğunu, çocuğun babasının kim olduğunu ortaya çıkmasını istiyor. Şimdi yayına girmeden önce eşin Hayriye ekibimizi aradı. Ondan sonra bir şey gönderdi. Bize bir belge gönderdi. Ondan sonra bize dedi ki falan böyle ama daha önceki tarihli bir belgeymiş. Bu belge ne zaman? 21 Mart'taki bir belge. Sizin 21 Mart'ta bir duruşmanız olmuş. Sonra da Temmuz ayına ertelenmiş. Biliyor musun? Haberin var mı? Temmuz ayında davanın 21 Mart'ta... Mart'ın hangi 21 Mart bu? 2023? 23 bu sene canım. Tamam. Duruşman yani tamam, Temmuz ayına ertelenmiş. Tamam, doğru. Şunu söylüyor Hayriye. Hayriye hatta mısın? Evet, hattayım. Hayriye diyor ki senin, ben de ondan kurtulmak istiyorum zaten diyor Hayriye de. Hadi ama o. Diyor ben diyor benim elimde değil diyor. Bir yandan devam eden işte çocuğuma istismar davası olduğu için ve öte yandan benim çocuklarımın velayetini de benden istediği için diyor. Asıl diyor davayı o sürüncemede bırakıyor diyor. Bir dakika. Önemli tanıklardan biri de çocuğunun babası olabilir. Özlem'in çocuğunun babası olabilir Ferhat. Ferhat buraya gelsin. Ferhat da Hayriye ile temasa geçiyor. Gelsin Ferhat, öyle konuşalım Hayriye lütfen. Ferhat'ı alayım içeri. Ferhat gel. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Şimdi önce Hayriye ile konuşayım. Sen Hayriye ile ne zaman telefonla konuştun? Özlem'e kaçtığı zaman abla. Özlem'e kaçtığı... Özlem'in... Özlem'in İskender'le beraber gittiği zaman yani. İlk gittiği zaman mı? Aynen abla. İlk gittiği zaman. Yani aynen. Özlem aslında Ferhat'la beraberken İskender'in yanına gidince araştırıyor benim nerede işte beraber olduğum kadın nerede diye araştırırken İskender'le beraber olduğunu anlıyorsun. Evet, Hayriye karısına ulaşıyorsun. Ve telefonla konuşuyorsun. O meseleye gireceğim ama. Hayriye'cim şimdi bir mahkeme süreci devam ediyor ama haklısın. Çocukların velayetini mi istiyor İskender senden? Onu bir kere talep etti ama zaten öyle bir şey olamaz. Çocuklar bende şu an. Velayetleri de bende. Ben size gönderdiğim evraktaki gibi benim her mahkememde o davadan dolayı, o davanın da buraya sürüldüğü için o davadan dolayı bizim boşanmamız gerçekleşmiyor. Zaten ben de bir an önce kurtulmak istiyorum ama bu benim elimde olan bir şey değil. Yoksa ben de ondan evli kalmaktan şu an yani... Keşke çocuklar... Yok, yine de çocuklarınız var ortada da. Ne güzel hakaret ediyor ya. Yani bana uzaklaştırma aslında... kararı çıkartıyor hakaret etmesin diye. Kendi karşıma geçiyor.
rahat bir şekilde hakaret ediyor. Çocukların velayetini niye istiyorsun? Ya ben oğlumu görmedim hiç. 4 sene oldu ben. Oğlumun kim olduğunu bilmiyorum ki. 4 senedir. Tabii ki ben kaç kaç yaşında oğlum? Şu an 4 yaşında. Nisan'ın 4'ünde 4'üne girecek. Ama sen... Ben daha hiç göremedim ki. Hiç göremedim. Saklıyorlar sır gibi. Bunun da nedenini bilmiyoruz tabii. Sır gibi saklıyorlar. Ne fotoğraf atıyorlar ne bir şey atıyorlar. Niye korkuyorsun? Ama bir şey söyleyeceğim. Sen çünkü Hayriye'nin zaman zaman yanlış hatırlıyor olabilirim. Hatırlıyorsam da özür dilerim. Estağfurullah. Ama soracağım tabii bunu. Hayriye'nin zaman zaman işte başkalarıyla da diyaloğu olduğundan bahsetmiştin değil mi? Tabii tabii. Ya, çocuklar senin çocukların mı? Ben bunların birçoğunu da kanıtlarım. Hiç problem değil. Çocuklar yani. Senin çocukların mı gerçekten? Ya yani kız isim vermeyeyim. Kızımın benden olduğuna eminim net. Benim kopyam zaten. Yan yana koy aynısı. Ama oğlumu görmediğim için bir şey diyemem ki. Nasıl? Yani hamile hiç olduktan... Hiç görmedim. Hiç. Ve şu tesadüfe bakın. Çocuk doğmadan çok kısa süre önce ben cezaevine girdim. Bakın ben karım benden ayrılsın diye o dönem evleneceğim özür dedim. Hamile kadınla. Kalıyor. Hayri Hanım hamile, siz anlatın. Hamile kaldıktan sonra... Bak Didem Hanım ben bunları konuşmak için bağlanmadım. Ben sırf orada... Manşet olarak hani yazıyorsunuz ya işte boşanmıyor. Ha ben boşanmıyor falan değilim. Ben belgeyisiniz. Sadece bunu izah etmek için bağlandım. Ben o şahısla asla karşılıklı şekilde konuşmak istemiyorum. Ama bakın zan altında kalıyorsunuz ya Hayriye Hanım. Hayriye Hanım zan altında kalıyorsunuz ya. Diyor ki hamile kaldı gitti. Dolayısıyla da oğlanın da kendisinden olmadığını iddia ediyor. Ve hiç görmemiş. Sizler de o yalanlara inanıyorsunuz. Benim soruyorum Hayriye Hanım niye inanayım? Bakın inansam soru sorar mıyım? Aa doğru İskender derim. Telefonu da bağlamayız size. Ne inanacağım canım? Allah Allah. Hayır, soruyorum. Hayır burada bir hukuk insanı burada diyor ki sana. Herkesin içinde söylüyor. Bütün izleyenlere söylüyor. Madem çocuk senin olmayabilir. Çocuğu göstermiyorsun o başka diyor, diyorum o yani. Başka çocuğu dava niye diyor, başka dava tamam, diyor. Ama yani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çocuğu neden göstermiyorsunuz? Önce bunu bir söyler misiniz? Gösterir misiniz? Oğlundan bahsediyoruz. Kıza bir istismar iddiasındasınız. Bu arada istismarla ilgili dava yok. Ancak çocuğa bazı görüntüler izlettiğiyle ilgili davanız var bildiğim kadarıyla. O meselede çocuk hassas mesele olduğu için girmiyorum. Gir o... ya gir. Ha, niye gireceğim? Var. Benim hayır, annem anne değil mi? Ama, şey, ama beraat var. Sonuçta siz çocuğa istismar ettiği iddia ettiniz. İskender Bey ondan beraat etmiş. Hayır, beraat falan etmedi bu adam. Şu an Yargıtay'da dosyamız devam ediyor. Tamam ya, sizden rica ediyorum güzel bir şimdi şekilde. Şimdi bakın Hayriye adam... Hanım, Hayriye Hanım. Şimdi sonuçta kızıyla ilgili böyle bir şey var ama bu süreç devam ediyor. O da diyor ki ben diyor benden olduğu söylenen benim üzerime kayıtlı olan oğlumu görmek istiyorum diyor. Neden oğlunu görmüyor? Oğlum ona benimle ne alakası var? Mahkeme ona 10 yıl zaten çocukları görmeme yasağı. Hadi öyle. Konuşalım. Kimleri tehdit ettin? Hadi çıkaracağım ben oğlum ortaya. Seni tehdit ettiğin kadınları da çıkaracağım ortaya. Hadi odur mi? Ben bulacağım o kadınları. Hayriye o tehdit ettiğin kadınları da bulacağım. Bir dakika Hayriye Hanım, siz Ferhat'la niye konuştunuz Özlem'in? Ben onu da izah edeyim. Ferhat Bey bana Facebook'tan yazdı. Fakat Ferhat Bey'e ben aynen geçen de kendisi de izah etti. Numarasını falan yazmış hatta bana. Ne ben istedi? De dedim ki ben, ne istedi sizden? Şey dedi işte İskender Doğan Bilgiç'in eşiymişsiniz abla siz işte bana yardım eder misiniz? Özlem işte aynen anlattı %50 engelli Özlem eşim onunla beraber onları bulamıyorum diye. Ben de aynen şöyle yazdım ben polis değilim gidin polis kuruluşundan bir yerden yardım bekleyin. Tamam Hayriye Hanım teşekkür ederim dedi. Bir daha kesinlikle Ferhat Bey beni arayıp rahatsız etmedi. Ben de onunla asla bir iletişim olmadı. Peki bir kez mi bir dakika bir dakika Hayriyeciğim bir dakika bir kez mi konuştunuz? Evet, bir kez abi. Bir kez. Peki sonrasında Özlem senin kardeşini aradı mı? Özlem de sana temas. Evet sürekli rahatsız ettiler. Biz onlarla hiçbir şekilde biz kesinlikle cevap vermedik. Biz hiçbir şekilde onlarla ya Özlem. Tamam bir şey söyleyeceğim. Hayriye, Hayriye Özlem senden ne istiyor? Ne dedi senden arayıp ya da mesaj atıp? Valla inanın tam mesajları falan kardeşimde duruyor. Tam olarak şey değil. İşte bana yardım edin. İşte İskender Doğan benim abim. O bana babalık yapıyor. Böyle şöyle. Ya diyorum ya onlar her türlü oynuyor.
dedi, onunla nikahını alırsa beni, ben dedi kardeşimi alırım dedi. Yani Özlem'in bir kız kardeşi var. Özlem'in kız kardeşi istismar ediliyor iddiaya göre. Kim ediyor diye istismar, yazık günah. Yurda veriyorlar. Bunu yurda vermediler. Ha. Üvey annem gibi kaçırıyor kardeşimi. Tamam, kardeşini alabilmek için de İskender'le evli olması lazım. Bu yüzden de sizden yardım. Ama tabii şimdi Hayriye de doğru. Eğer çocuğuna gerçekten bu şekilde yanlış yaptıysa, yani o devam eden bir süreç var. Hayriye ne yapabilir ki? Abla ne devam etmesi? Hiçbir mahkeme söylediklerimi dinlemedi. Kadını getirmediler. Şunu yaptı dedim. Hiçbir şey araştırma. Ne kamera kayıtlarına baktılar. Bir şey söyleniyorsa benim söylediklerimi dinlemeyeceğim. Şimdi şöyle. Şimdi söyleyeceksiniz de siz söyleyeceksiniz. Benim her şeyim açık. Ben baştan hukuk şimdi şöyle. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Çocuğuna istismardan dolayı açılan bir dava var. O davada beraat ediyor. İskender Bilgiç, ama çocuğun beyanı bence de esastır. Beraat ediyor ama çocuk, pardon, İskender Bilgiç beraat ediyor. Aile de bunu, annesi de Hayriye Hanım da Yargıtay'a götürüyor. Bunu da, peki bir şey söyleyeceğim. Bu bir iftiraysa. Evet. Sen Hayriye Hanım bunu iftira ettiğini söylüyor. Evet. Niye bunu yapsın? Zaten senden boşanmak istiyor. Çok basit. Bir sürü nedeni var. Hepsini sayayım. Evet. Hemen. Üç en tane. Önemlisini söyleyeyim. Üç tane neden? Hemen söyleyeyim. Neden iftira alsın? Velayeti vermedik diye cezaevine girmeden hemen önce telefonda çok büyük bir kavga ettik. Vermeyeceğim sana dedim velayet dedim. Bu bir. Çocukların velayetini istedi. Tabii, İkisinin günlüğü de. Günlüğü bendeydi kızımın. Kızımın günlüğü bendeydi. Ben cezaevine girer girmez mi artık? Daha öncesinde bir polis beni alır almaz hemen koltuğu kaldırdı. Koltuğun altından ev darmadağın. İkinci neden en büyük düşmanıyla. En büyük düşmanı. Siz kendisiyle zaten diyalog kurdunuz. İsmini vermiyorum. O dönem evleneceğim kadın. Kızım onunla cici anne demiş. Bunun da böyle büyük bir ağırlığı var. Beraber olduğunuz kadına. Beraber sizin kızınız. Kadına cici anne diyordu. Üçüncü neden. Kardeşlerine de üçüncü kardeşim neden? Diyordu. Üçüncü neden. Üçüncü nedeni de açık açık söylüyorum. Ben cezaevine girmeden hemen önce... Bakın doğumdan hemen önce cezaevine girdim ben. Ve o çocuk, o kadınla ben bu benden ayrılsın diye bunun geceliğini giydirdim. Ben bunda haklı sebep görmüyorum. Kendimi de söylüyorum. Bakın, beraber olduğun yanlış kadına yaptım ben. Ama Hayri'nin kıyafetini mi giydirdin? Ha, onun geceliğini giydirdim. Bilirkişi raporunda var. Tamam, neyse, tamam. Açık açık söylüyorum. Sen ölç mü almaya çalışıyor diyorsun? Ya kaç tane ölç alacak şey var. Çayacağını vermedim. Yalvardılar, vereceksin dediler, sonra tehdit ettiler. Vermeyeceğim dedim. Geldiler çay ocağında, rezil ettiler bizi. Ya hayır, aslında sen cezalandırmak istiyormuşsun İskender'i. Çocuğu da kullanıyormuşsun. Karakolda ifadesi var. Tamam. Ben Didem Hanım tek bir şey söylemek istiyorum. Bir lafımı kesmeseniz eğer yanlış telaffuz ettiğiniz onu düzeltmek istiyorum. Şu bu adam beraat etmedi. Ben size kapattıktan sonra belgemi dağıtırım. Bu adam şu an tutuksuz yargılama aşamasında. İstinaf kararına 21 yıl ceza verdi. Bu adama direndiler ve şu an bu adam Yargıtay Ağır Ceza hakimleri hepsi birleşip bu adamı yargılayacak. Bu adam beraat falan etmedi. Ben size kağıtlarını da göndereyim. Yalan söylüyor, her dediği yalan. Benim bununla intikam falan. Şimdi bakın Hayriye Hanım bizim haber müdürümüz Doğanay Hanım da izin verdiği için, kendisi de kendisi varken UYAB'a girildiği zaman orada aldığı bir ceza yok şu anda eşinizin. Sizin bir talebiniz var ve şu anda İskender'in aldığı bir ceza yok. Siz sadece alınan kararı itiraz ettiğiniz için dosyada Yargıtay'da. Tamam mı Hayriye Hanım? Ve kesinleşmedi demeye çalışıyorsunuz. Evet, yani ceza kesinleşmemiş. Bir şey söz konusu. Karar kesinleşmemiş. Onu söylemeye çalışıyor. Evet, onu ama söylemeye çalışıyor. Bir beraat var yani sonuçta. Beraat olmasa bunu Yargıtay'a zaten götüremezsiniz siz. Bir karar olmasa Yargıtay'a gidemezsiniz hukuken. Ya Hayriye Hanım ya. Gözünü seveyim lütfen yani. Ya öyle bir şey olsa ben... Yani bak, çocuklar ve kadınlar benim kırmızı çizgim yani. Ama diyor ki saplantılı bir şekilde bana kafayı takmış diyor. Keşke burada olsanız da sağlıklı konuşsak. Şimdi önemli tanıklardan biri de Gülcan. Gülcan kimdi? Ferhat'ın ilk eşiydi. Gelsin bir stüdyoya lütfen. Gülcan, gelir misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizin ikinizin saçı niye böyle aynı? Kim kimi kıskandı? Onunki akmış ama. Benimki daha yeni. Ben kendisinin öyle olduğunu biliyorum. Kendisi kapalıydı. Ben burada gördüm onun açık olduğunu. Normalde kapalıydı. Örtülüdür. Açtı mı saç başını? Ha. Neyse, kararına saygı duyuyoruz. Örtülsen de açılsan da senin kendi şahsi kararın. Bana sordu.
yani ne yapayım diye. Ama ben onu... senin hür iraden dedim. Ben karışamam aynen, dedim. Aynen, bizi ilgilendirmez. Kendi yani. Kadınların hür iradesi. Aynen. Şimdi ama saçları aynı olunca sanki birbirinizi kıskanıyorsunuz gibi geldi bana. Yok, alakası hı? yok. Kim kimi kıskanıyor acaba? Ben onun neyini kıskanayım? Aa, ben senin neyini kıskanayım? Gülcan, şimdi Ferhat'a karşı iki kadın güç birliği yapıyor. Ferhat'ı görelim Hakan ekranda. İki kadın Ferhat'a karşı güç birliği yapıyor. Şimdi Allah aşkına insan neden ayrıldığı kocasının sevgilisine arkadaşlar Hakan'cığım hem hadi lütfen beni anlayacağım bir gün inşallah anlayacaksın inanıyorum buna ben. Şimdi ayrıldığın kocanın sevgilisine neden yardım ediyorsun? Ben ona yardım etmiyorum. Ben bir önceki yayında da söyledim. Ne Özlem'den taraftayım, ne Ferhat'tan taraftayım. Benim tamamıyla Ferhat'la olan davam kendisi benim eşimi kışkırtarak hani iftira atarak madem Özlem'i bu kadar seviyordun yardım isteseydin o zaman biz sana Özlem'i ama Özlem olurdu. Senden gelip yardım istiyor. Sen hayır, de ona tiyolar veriyorsun. Hayır ben Ferhat açısından diyorum. Ferhat bir sürü yalanlar söyleyerek iftiralara ya buna ne gerek vardı ki? Neden yaptın? Ne? Bak, ya madem senin kadar... eşinin yaşadıklarını daha sonra konuşuruz. Ben Özlem'i soruyorum. Şimdi sen şeyle Ferhat'la bir evlilik yaşıyorsun. İki tane evet. de çocuk oluyor. Hatta bir tanesi de Ferhat'tan değil, Ferhat'ın üzerine yazıyorsun. Doğru mu? Ben yazmadım, kendi yazdı. Neyse, kendisi yazıyor. Ama ikiniz güç birliği yapıyorsunuz. Yani daha doğrusu Özlem senden yardım istiyor, tiyolar istiyor. Yani her kadın... İşte kocasının işte eski sevgilisine ya şey eski kocasının sevgilisine yardım etmez. Niye böyle güç birliği yaptınız? Ferhat o kadar kötü bir insan mı? Ferhat o kadar kötü bir insan mı? Ferhat gerçekten kötü bir insan. Ha evet bak evliliğimizde evet nadiren de olsa güzel olan günlerimiz de oldu. Hı hı. Yani nadiren de olsa dikkat çeker hani üzerine basarak söylüyorum. Ama gerçekten hani güvenebilecek, hani dediği gibi sığınabileceği bir insan değil. Yani Ferhat çok değişik bir insan. Ne zaman ne yapacağını kesin. Şimdi Özlem'in bir bebeği var. 1,5 evet. şey gördün mü? Çok tatlı. Çok tatlı. Ferhat'a mı benziyor, İskender'e mi benziyor? İkisine de benzemiyor. Bana benziyor benim kızım. Açık ve net söyleyeyim benim ikisine de benziyor. Benim bebekliğime evet, ben benziyor. De Özlem'e benzettim. Özlem'in yani bebeği gösterdi. benim bebekliğime benziyor. Ben kendi yakından bebek... hani yakından derken şöyle biraz daha böyle yakınlaştırarak baktığınızda zaten göz rengi lacivert gibi bir şey o çocuğun. Ne lacivert? Laciverte dön ışık yansıt evet. bak. Şimdi şöyle sen Ferhat'tan ayrıldıktan sonra Ferhat Özlem'le bir ilişki yaşıyor. Sonra Özlem diyor ki bana çok dünyayı zindan etti ve kaçıyor gidiyor. O sırada da işte başka birine kaçarken sonra İskender'le şey yapıyor tanışıyor. İskender'in yanına gittikten sonra da Ferhat beni tehdit etti diyor. Ferhat'ın yanına geri dönüyor. Aynen peki öyle abla. Seni tehdit eden birinin yanına sen niye geri döndün? Sana bu kadar kötü şeyler yapmış, Gülcan'dan yardım istemişsin. Niye geri döndün tatlım? Çok mantıklı gelmiyor bana özür dilerim yani. Bize gerçek nedeni söyler misin? Sen Ferhat'a neden döndün? İskender'in yanına gidip tekrar Ferhat'a neden döndün? Hadi gerçek. O zaman ben de çok merak ediyorum. Hı? Sen de merak ediyor musun? Ben de merak bana ediyorum. Bana şey diyordu dayını öldürürüm onu öldürürüm gelirim oraya falan diyordu. İskender'e söylesen. Vallahi İskender avukat. Söyle de ismi söylesene bu hani. Arkadaşım var. Ya bir şey söyleyeceğim. Adam sana yasaklı madde adını kullandırmış. Bilmiyorum. Özlemciğim sana yasaklı madde kullandırmış. Sana yapmadığı kötülük kalmamış iddiana göre. Ferhat'a yapmadım diyor ama yasaklı maddeyi bir kabul ediyor anladığım kadarıyla maalesef. Sana bu kadar iş, çok kötü davranmış. Sakin. Bir dakika ondan sonra fakat sen sana sığındığında bir liman var. Onun da İskender olduğunu doğru yer olduğunu düşünüyorsun. Ya İskender'le beraber emniyete gidip şikayetçi olsanıza niye Ferhat'ın yanına Dertiniz dönüyorsun? Dertiniz var zaten. Bak İskender sen beni anladın kardeşim. Ben anladım da. Tamam da. Bakın size anlatmaya çalışıyoruz. Ama mantıklı değil. Ne zamanlar? Bu kadar kötü adamım. Biz Mimsin'de kalıyoruz Kayseri'de. Sen de ne mi korktun? Ne tesadüf ki. Sen tabii, de mi korktun? Ben kimseden korkmam. Ben bu kadını niye Özlem'i gönderdin? Oraya gönderince yani, hamile kalıyor evde. Ya. Ben yoktu, evde yoktum. Kimse yoktu. Dayıca da işte gelip seni yoktum. Bir dakika gelip seni zorla mı alıp götürdü? Yok. İskender doğru söylesene. Söyleyeyim. Söyle Mimsin'de bir tane tanıdığım var diyor buna. Nerede? Ne tesadüf. Nerede tanıdığım?
Kimsin eve, adam göndersen benim de... bir arkadaşım var, seni buldururum diyor. Bir dakika. Sen tehdit ederek mi Özlem'in yanına çağırdın? Yok abla. Niye geldi senin? Şimdi Özlem bundan kaçtı geldi ya, yazışmaları ah kurban olayım ya. İskender'den kaçtı geldi. Ya. Aynen abla. İskender kaçtı geldi. Hatta ya, mesaj da var yani. Bir dakika kendinize konuşmayın. Senle ya. İskender bir dakika lütfen. Abi sorduğun sorunun cevabını ben de merak ediyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bak kendisine de daha önce söyledim. Korktuğunu belli edersen bunu yapar. Aslında hani o kadar da gözünüzde büyütebileceğin bir şey değil yani. Ben de bunu sonradan fark ettim ama Ferhat o kadar böyle gözünüzde büyütebileceğimiz bir insan değil. Ya seni tehdit etse sen seni bu kadar kötülük yapmış bana insana döner misin? Bana ne... Yüzün yüzüme bana neler tamam. söyledin değil mi? Niye aldattın onu bana? Ben ayrıldım. Niye eşini aldattın onu çocuk yaptın? Telefonda sen beni de tehdit ettin değil mi? Ben defalarca kalkıp da bunun kapısına hani şey yapmadım. Yani. Yapmadın ha. Neler? Tamam. Özlem gitmeyebilirdi yapmadım. Diyor yani. Ben senin tehditlerine kanacak bir insan devamlı, değilim. Devamlı niye geldin o zaman Gülcan? Devamlı gelmedim ki ben senin yanına. Tamam o da güzel. Şimdi telefon altında Ferhat'ın 3'e karşı bir Ferhat. Annesi de yayına bağlanmak istemiş. Tabii ki hay hay bağlayalım. Daha önce de aramıştı bizi. Sevgi Hanım hatta mısınız? Evet. Sevgi Hanım önce Gülcan'ı sorayım. Gülcan sizin evden bir şeylerinizi mi çalmış iddianıza evet, göre? Evet. Ne çaldı gelin eski gelin? Ben de Gülcan'ı kanseve yere aldım, iki seve yere aldım, affettim. Ama Gülcan maalesef Gülcan eve koyduk insan değil. Hakaret etmeyin de evden ne çaldığını iddia ediyorsunuz Gülcan'ın? Evden bak ilk en çok Ferhat askerdeydi. Neredeydi? Ferhat askerdeydi evet. İki tane yüzük, dört tane çeyrek, 400 lira para. Ne kadar, niye bunları aldın? Almadım ki abi ki zaten o evde para bırakmaz ki. Bu kadın böyle sıkıyor. Sen biliyorsun evde para olup aradın mı? Aramadım uyunu biliyorum. Yıllarca yaşadım onlarla. Abla, o kadar cimri bir kadın ki. Askerken bu evden kaçtı gitti daha doğrusu abla. Yani sen askerdeyken kadın seni... Yalan söylüyor. Seda ile beraber 10 gün kaldı Balıkesir'de. Yalan konuşuyor. Hatta babası geldi benim kafama yalvardı. Babası bunu öldüresiye dövdü. Dedi ki bu kadın seni affederse bu evde yaşarsın. Affetmezse yaşayamazsın. Sevgi Hanım peki Özlem'i tanıyor musunuz? Özlem'i ben iki sefer gördüm. Sinop'ta annem alsaydı o zaman gittim. Annemin genelesinde gördüm. Anne, Özlem de aynı Gülcan gibi. Hani Ferhat'ı sonra suçluyorlar ya onlar. Ferhat'ın suçu yok. Ferhat'ı yana duruyorlar. Ferhat'ı yandan kaçıp gittikten sonra bunu başka yere sığınamıyorlar. Gide Ferhat'ı yanına geldikleri zaman da Ferhat bunları soruyor. Neredeyiz dediği zaman da Ferhat haksız oluyor bunlara. Teste problem var arkadaşlar. Farkında mısın? Yani sonuçta problem kızlarda diyorsun öyle mi? Doğru mu anladım? Bak şimdi ben sana bir şey anlatayım mı? Söyle. İsterseniz ben Gülcan'ın nerede kalıp hepsini kanıtlayabilirim. Ben de kanıtlarım. Peki Özlem? Arkadaşlar şimdi sen tanıyor musun Sevgi Hanım'ı? Tanıyorum. Beraber kaldınız mı hiç? Allah. Yok, kaldınız mı? Babaannesi mi anneannesi mi unuttum ya. Anneannesi. O öldüğünde işte cenazedeydim ben de. Peki beraber yaşadı mı kayınvalidenle? Yok yaşamadım. Yaşamadım aynı. Sevgi Hanım duyuyor musun beni? Bak beraber yaşadık. Ferhat askerdeydiler. Bu cumartesi günü ben girdi işten çıktım. O çocuğu aldı. Fatma Demir aldı. Beni ben İsim aynen. vermeyin ya. Gülcan'dan bahsediyor. Ya dedi ki, abla benim çocuğum okula gidiyor. Abla rencide olur bak isim ver. Çocukların adını verme Sevgi Hanım. Torunların ya onlar senin. Verme ismini. Ben şimdi. Ben o çocuk evdeydi. Ben evde işten geldim dedi ki ben merkeze çıkacağım dedi. Ya hiçbir şey anlamıyorum ya. Bir ses alsanıza. Ya da Sevgi Hanım'ın şeyinden. Kendisi işteymiş. Bir cumartesi günü işten çıkmış. Ben çocuğu alıp altınlarını da alıp bir sabah evden kaçmışım. Ben onların artık yaşadığım için onlarla hani. Şunu söylüyorum. O kızlar benim oğlumun hayatına giren kızlar hep problemliydi diyor. Ben hala anlamadım. Tabii bizi madem, koruyacak halde bir saniye. Madem koruyacak, biz problemledik. Tabii. Biz Ferhat'la 10 günlük evliydik. Kendisi programları çıkıp da neden benim oğlum? Röportajlarda da ailesinden bir tanesi Ferhat hakkında iyi bir şey söylemedi. Ben gönderdim. Hepsi sana. Diyor ki. Neredeydin o zaman? Yanımdaydın o zaman. Senin yanındaydım evet. Yanımdaydın. Evet yanımdaydım. Haklamadın mı? Hatta ailesinden bir tanesi bile demedi. Hepsi bunu söyledi. Ferhat para için her şeyi yapar dedi. Aynen. Ve bu bir tek ben arkasında durdum. Bak yalan mı? Bak şimdi bak karşındaymış. Yalansa yalan desin. Alacağım. Bak karşındayım işte. Tamam karşındayım günahlanacağım.
Ya bir daha yapma şöyle. Yaparım. Yapma. Özlem. Seni insanlar bir de ben bu Özlem, kadar... Özlem'in 1,5 aylık çocuğuyla ilgili bir... 2 aylık. 2 ay oldu mu? Oldu vallahi galiba. 15 gündür buradalar. Bir talebi vardı. Onunla ilgili bir durum var. Açıklayacağım sizlere. Yani çocuğumun babası kim? Lütfen bu ortaya çıksın istiyor. Ferhat mı? İskender mi? Bir araya gidelim de devam edelim lütfen. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. İskender, senin ayrı bir hayat hikayen var ama Özlem'in hayatı bir roman yani, korkunç. Şimdi Özlem'in benden az önce bir talebi daha var. Onu da ilerleyen günlerde dile getireceğim zaten. Onu da duyacaksınız. Ama ilk talebi şuydu. Benim 2 aylık bebeğimin babasının kim olduğunun belirlenmesini istiyorum. Emin değilim. Ferhat mı yoksa İskender mi? Bunun ortaya çıkmasını istiyorum. Şimdi üçünün de talebi doğrultusunda talep ettiğiniz için bir DNA testi yapılacak. Ve bebeğin, dünyalar güzeli bebeğin babası da netleşmiş olacak inşallah. Yarın sabah sizi oraya göndereceğiz. İmza tamam. vereceksiniz. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ve bebeğin en azından babasını öğreneceğiz. Tamam mı? Yarın tekrar beraberiz ama özellikle Özlem'in kız kardeşiyle ilgili talebi benim yüreğimi yaktı. Çok da üzüldüm. Yani kendi yaşadığı bu korkunç şeylerin kız kardeşinin başına gelmemesini istiyor. Zaten iddiasına göre de 9 yaşındaki bir kız çocuğu acayip korkunç şeyler yaşamış. Yarın tekrar birlikte olacağız. Onlara da Özlem anlatabildiği kadar anlatacak. Ondan dinleyeceksiniz bir bölümünü. Yarın birlikte olacağız. İyi akşamlar. Hoşçakalın.